Merhabalar, iyi akşamlar. Çıkış Yolu programıyla karşınızdayız. Bu hafta Çıkış Yolu'nun genel formatının dışında bir konuyu konuşacağız. Kurucu kralları tartışacağız. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere Rusya'da Korkunç İvan, Fransa'da 14. Louis, İngiltere'de Henry gibi kurucu kralların ve onların bıraktığı imparatorluk mirasını bugün uzun uzun değerlendireceğiz. Emrah Maraşo ile birlikte bugün programı sunuyoruz. Bildiğiniz gibi programın değişmez konu Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Emrah Bey. Konuya başlamadan önce isterseniz İdlib'deki değerlendirmeler, İdlib üzerine değerlendirmelerinizle başlayalım. Çünkü bugün muhalefet kanalından çok sayıda açıklama geldi. Videolar da hazırmış. Onları da yansıtalım ve sizin değerlendirmelerinizi onun üzerine alalım. Yansıtarak başlıyoruz. Ben başlayayım bir konuşmaya. Videolar geliyor. O gelsin. Şimdi bakın. Tamam. Çok kritik, buyurun, bir değerlendirmenizi yapın. Süreç. Herkes bunun farkında zaten. Tehlikeli bir tırmanış var. Yani bu süreci bugün Aydınlık'ta manşetinde çok güzel özetlemiş. Tehlikeli tırmanış. Yani bu tırmanış şu bakımdan tehlikeli. Sonuç itibariyle karşı karşıya gelmemesi gereken, ortak çıkarları olan, hem teröre karşı bölgemizde ortak çıkarları olan Batı Asya'da, hem de Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail'e karşı ortak çıkarları olan Kudüs'te de beraber olması gereken Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getiren bir kışkırtma süreci başladı. Yani Türkiye'nin geçen de bizim bir Kemaliye Vakfı toplantısı oldu. Orada Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, AK Parti'den eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü bir konuşma yaptı. Dedi ki bizim 3 tane mevzimiz var. Birisi Güneydoğu mevzimiz, birisi Mavi Vatan Doğu Akdeniz mevzimiz, birisi de Kudüs mevzimiz. Ondan sonra ben de evet hakikaten Türkiye'nin bu mevzileri var. Ama bu mevzilerde Türkiye sağlam durmak için karşıda Amerika-İsrail tehdidi var. Kimlerle birlikte olmak zorunda? Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı, Rusya'yla, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Çin'le. Sayın Milletvekili Süleyman Karaman da tamamen bu fikirlerinize katılıyorum dedi. Yani Türkiye'nin bu girdiği süreçte bir strateji kurması lazım, bir hedefi olması lazım. Değil mi? Hedefimiz nedir? Türkiye'nin vatan bütünlüğünü korumak, Türkiye'den terörü temizlemek, Vatan Partisi olarak da Kemalist devrimi tamamlamak diyoruz. Diyelim o Kemalist devrimi, Milli Demokratik devrimimizi tamamlama hedefinde tam olarak AK Parti ile veya Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte olmayabiliriz. Belki de birlikteyizdir. Veya da onlar başka türlü de ifade ediyorlar. Ama orada tam bir beraberliğimiz yok. Farklı partileriz. Ama en azından bu vatan bütünlüğü ve terörü temizleme konusunda beraberiz. Hem FETÖ terörüne karşı hem PKK terörüne karşı bugünkü hükümet 2014-15'ten sonra mücadele eden bir çizgiye girdi. Sayın Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hükümet. Bu açıdan baktığımız zaman diyelim şu anda bizim milli kuvvetlerin Türkiye'de asgari olarak üzerinde birleştiği hedef nedir? Vatanımızın bütünlüğü, terörden bölgemizi temizlemek ve tehditleri göğüslemek. Yani tabii bu Doğu Akdeniz, o da Mavi Vatan da vatan bütünlüğüne giriyor. Yani bu vatan bütünlüğü dediğimiz zaman biz Bozkır kavmi olduğumuz için köken olarak, gerçi üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu Trakya'da bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Osmanlı İmparatorluğu da Akdeniz İmparatorluğu'na dönüşmüştü 16. yüzyılda. Ondan sonra ama diyelim geldiğim köken olarak daha çok Bozkır ideolojisi bizi belirlemiştir. Yani bir kara merkezli düşünce hakimdir. Ama gerçek nedir? Denizler de bizim vatanımızdır. Yani kara parçalarımızın devamı olan diyelim kıta sahanlıklarımız, mavi vatan diye tanımlanan kıyılarımız da bizim vatanımızın bir parçasıdır. O da vatan bütünlüğüne dahildir. Şimdi bu olunca hedefimiz, yani vatanımızın bütünlüğünü savunmak, deniziyle, karasıyla, terörü temizlemek olunca burada dostları ve düşmanları da bu duruma göre, yani hedeflerimize göre belirlemek lazım.
Türkiye'yi kim tehdit ediyor? Hem karada hem denizde Amerika ve İsrail tehdit ediyor. Peki bu Amerika tehdidine karşı ve Amerika'nın piyonları olan PKK gibi, işte DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı bizim beraber olacağımız ittifak potansiyelimiz kimdir? En başta Suriye, Irak, İran. Çünkü onlar da Amerika'nın ikinci İsrail planının hedef aldığı ülkeler. İşte onun altında Lübnan'ıydı, Filistin'iydi, uzatılabilir. Ama daha Asya derinliklerine gidersek Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin'e kadar uzanan bir ittifak potansiyelimiz var. Ve burada Suriye kilit ülke. Neden? Çünkü Türkiye'nin ittifak potansiyeli hep Suriye'ye bakıyor. Suriye'de Türkiye ne yapıyor? Yani Suriye'de Amerika ve İsrail'in karşısında mı duruyor Türkiye? Yoksa nerede duruyor? Yoksa NATO'nun, Amerika'nın güdümünde Atlantik sisteminin bir ön cephesinde onun ileri karakolu görevi mi yapıyor? Yani Türkiye hakkında dünyadan bakanların sorduğu soru bu. Ve bizim de Ruslarla, Çinlilerle, İranlılarla, benim Suriyelilerle falan görüşmelerimizde hep bize sorulan soru bu. Yani Türkiye'ye ne kadar güvenilir? Türkiye NATO üyesi ama bir yandan da işte doğuya doğru yöneldi, Avrasya'ya yöneldi. Ama bu yöneliş ne kadar güvenilir? Tekrar Amerika'nın yanına döner mi gibi sorularla karşılaşıyoruz. İşte bu ortamda Türkiye tehditlere karşı bu ittifak potansiyeli birlikte olmak zorunda. Zaten tehditlere karşı harekatlarımızda da hep o ittifakları kurduk. Sonuç itibariyle biz teröre karşı mücadelede ve vatan bütünlüğümüz için mücadelede ne oldu? En sonunda müttefiklerimizi keşfettik. Meğerse bizim müttefikimiz Rusya'ymış, İran'mış, Irak'mış, Suriye'ymiş, hatta Çin'miş, değil mi? Bunları gördük, bunları yaşadık. Şimdi geldiğimiz noktada bu süreçte kararlı olarak Türkiye devam mı edecek, yoksa bir kargaşalık tekrar 2011'e mi geri döneceğiz? Çünkü 2011 neydi? Amerika, Suudi Arabistan, Körfez Şeyhlikleri, Suriye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunun harekatına başladılar. Oraya terör gruplarını kışkırttılar ve Beşar Esad yönetimine karşı böyle kanlı bir iç savaş tertibi içine girdiler. Maalesef ne yazık ki bizim hükümetimizde orada Amerika ve Suudi Arabistan'la birlikte 2011'den sonra Emevi Camii'nde namaz kılacağız, Beşar Esad'ı devireceğiz gibi bir yanlış ve Türkiye'yi de tehlikelere atan bir anlayışla o dönemde bir takım terör örgütlerini Suriye'de, Türkiye'de eğitti, destekledi. Maalesef. Ama bu bir gerçek. Bunu görmemiz lazım. Ama 2014-15'ten sonra Türkiye hükümeti terörün üzerine yürüdü. Özellikle 24 Temmuz 2015'ten sonra PKK'yı hendeklere gömdü. Efendim FETÖ ile mücadeleye başladı. FETÖ'nün darbesini ezdik, bastırdık. Türk hükümeti, Türk milli güçleri ve Türk ordusu olarak, değil mi? 15-16 Temmuz'da. Böylece müttefiklerimizle de buluşan bir çizgiye girdik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, en son Barış Pınar Harekatı bizi Rusya ile İran'la buluşturdu ve onlar üzerinden Suriye ile de buluşturdu. İşte Astana süreci başladı. Türkiye, Rusya, İran ittifakı oluştu. Uzaktan da Çin bizi destekliyor. Şimdi bizim vatan bütünlüğümüzü sağlayacağımız ve terörü temizleyeceğimiz strateji böylece kuruldu. Şimdi burada Suriye ile karşı karşıya geldiğimiz zaman ne oluyor? Buradaki ittifak dağılıyor. Çünkü diğer müttefikler, Rusya, İran falan Suriye ile dövüşen bir Türkiye'nin Amerika'nın, İsrail'in işine yarayacağını görüyor. Burada tutarlı olan kim? Tutarlı olan Rusya ve İran. Tutarsız olan kim? Maalesef Beşar Esad rejimini devireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Beşar Esad hayır sağlayamaz. Biz onu devireceğiz. Onun yerine bir hükümet kuracağız. O sağlayacak gibi bir çizgiye gelen Türkiye yönetimi, Tayyip Erdoğan yönetimi tutarsız. Yani demin ben özetlerken herhangi bir kimseye bir yüklemiyorum. Bir görüş yüklemiyorum. Bizzat Sayın Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı 3 gün 4 gün önce dinlediğimiz zaman şunu açık açık söyledi ki bugün diğer hükümet sözcülerinde buna benzer konuşmaları oluyor. Dedi ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ama o toprak bütünlüğünü Suriye'nin bugünkü hükümeti sağlamaz.
sağlamaz da demiyor. Bunun yerine kurulacak hükümetle sağlayacağız diyor. Sağlamaz da demiyor aslında. Ha şimdi aslında Türkiye'nin önünde duran sorun bu. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kendisi için hayati mi görüyor? Evet, hayati görüyor ve hakikaten hayatidir. Çünkü Suriye parçalanırsa Türkiye'de parçalanma tehdidi altına girer. O zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için gerekli. Peki şu soruyu hep atıyoruz televizyon tartışmalarında da, Suriye'nin toprak bütünlüğünü kim sağlayabilir? Senin gönlünden efendim oradaki şu veya bu grup sağlayabilir diye geçebilir ama gerçekçi olalım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kim sağlayabilir? Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü Beşar Esad yönetimi ve Suriye ordusu, Suriye'nin resmi Beşar Esad'ın yönettiği Suriye devletinin ordusu sağlıyor. Ha bunun seçeneği var mı? Alternatifi var mı? Yok. Var dersek tekrar 2011'e dönüp Beşar Esad'ı yıkacağız diye, ki şimdi o Beşar Esad'ı yıkma çağrıları ve kışkırtmaları da başladı. Oraya döndüğümüz zaman bu nedir? Kaos. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir Beşar Esad'a karşı muhalefet yok. Veya başka bir seçenek, başka bir kuvvet yok Suriye'de. O zaman ne oluyor? Bir kaos dönemine giriyoruz. O kaostan eğer o çizgi, o senaryo yürürse, o kaostan Suriye'nin parçalanması çıkar ve arkasından da Türkiye-Suriye sınırında tekrar PKK terör örgütünün efendim o kantonları çıkar diyelim. Suriye'yi bölme planları yürür. Orada bir Barzanistan zaten var. Barzanistan, Doğu Akdeniz'e doğru da bir de PKK devletçiliği. Tabii orada PKK devletçiliği kurulursa Barzanistan'ı da PKK ele geçirir. De oradan Diyarbakır tehdit edilir falan. O zaman öyle bir senaryo. Yani şimdi iki senaryo var. Bir senaryo Suriye'nin toprak bütünlüğü. İkinci senaryo Suriye'nin toprak bütünlüğünün Beşar Esad yıkılarak bozulması ve Suriye'de o bozulduğu an Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, yani Beşar Esad yönetimi yıkıldığı zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir yönetim değil. Orada Suriye'nin bölünmesi çıkar. Kuzeyde bir Kürdistan kurulur. O Barzanistan'la buluşur ve Diyarbakır'ı tehdit eder. Değil mi? O senaryo yürümeye başlar. O bakımdan Türkiye'nin bugün Suriye ile dostluk dışında bir seçeneği yok. Bir mecburiyeti var. Ve bunu Rusya görüyor kendisi açısından. Yani Suriye parçalandığı zaman ondan sonra Rusya'nın aleyhine olacağını görüyor. İran, Suriye'nin parçalanmasının ikinci bir İsrail devletinin kurulmasına gideceğini ve İran'ı tehdit edeceğini bu sürecin görüyor. Çin gene bu tehdidi görüyor çünkü Hürmüz Boğazı'ndan bütün Çin'in enerji kaynakları oradan gidiyor. O zaman ne oluyor? Hürmüz Boğazı da Amerika tarafından tehdit edilmiş oluyor Kürdistan üzerinden. Ama burada işin farkında olmayan kim gözüküyor? Maalesef bugünkü Türkiye yönetimi. Farkında olan Türkiye'de kim var? Vatan Partisi var. Vatan Partisi işin ciddi olarak farkında ve başından beri Suriye ile dostluğu önemli savunuyor. Ve bu süreç aslında Sayın Tayyip Erdoğan'ı da, yani o senaryo, Sayın Beşar Esad'ın sözüm ona yıkılması diye tarif edilen senaryo bizzat Sayın Tayyip Erdoğan için bir tuzak, onu tehdit eden bir senaryo. Hatta açıklamalarımda da belirttim, kamuoyunda da yankılandı. Bugün benim gördüğüm, yalnız Beşar Esad'a karşı değil, Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı da bir plan uygulanıyor ve onun için de bir tuzak kurulmuş durumda. Zaten bakın Amerika Büyükelçisi'nin varsa dün Türkiye'ye yolladığı mesajı burada okuyalım. Bakın evet, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Evet. Yani burada ne var? Türkiye'ye yürü diyor. Yürü diyor Beşar Esad'ın üzerine. Arkandayım diyor. Bizim için yeteri kadar uyarı bu. Yani bunu evet. 1990 yılında Irak'ta da yaptı Amerika. Beşar Esad'a dedi ki yürü dedi Kuveyt'in üzerine. Ondan sonra ve ona cüretlendirdi, cesaret verdi.
Saddam Hüseyin de o zaman Irak'ın başında Amerika'nın bu kandırışına, dolduruşuna geldi. Girdi Kuveyt'e ve ondan sonra ne oldu? Amerika Irak'a saldırdı ve ondan sonra Irak'ı parçaladı. Yukarıda Kuzey Irak'ta Barzanistan'ı kurdu. 2003 baharında bir daha saldırdı ve Saddam Hüseyin'i de yaptı. Hem devirdi hem de hayatına son verdi. Şimdi Türkiye hesapsız bir sürece girdiği zaman bu kışkırtmalara, şu Amerika'nın bu kışkırtmasına Türkiye geldiği zaman, bu dolduruşa geldiği zaman, çünkü bunlar yalnız tweet atmıyorlar, mesaj yollamıyorlar. Bir gelişme de var, evet. Sayın Perinçek. Büyükelçi Jeffrey, yine Amerikan Büyükelçisi'nin elçiliğinin açıklaması. Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkilileriyle görüşecek diye bir açıklama yapmıştır. Evet. Aynı kışkırtma oradan devam ediyor. İsrail tabii ellerini ovuşturuyor. PKK sevinçten zil çalıyor, göbek atıyor. Ondan sonra bunlar Türkiye için yeterli uyarı ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidarı ve kendisi açısından da son derece ciddi tehdit ve tehlikeler bu süreçte barınıyor. Bunu görmemiz lazım. Bu bakımdan bu tırmanışa karşı çıkmalıyız. Kim durduracak? Efendim ilk defa kim vurdu? Bence bugün kimin ilk defa vurduğunun hiçbir önemi yok. O vurdu, bu vurdu. Bu tartışmayı bırakalım. Kim ilk defa bu tehlikeli tırmanışı durduracak? Soru bu. Kimin ilk vurduğu değil. Kim durduracak? Birisi durduracak. Yoksa herkes birbirini suçluyor. Benim 18 askerimi öldürdü. Öbürü, sen benim 75 askerimi öldürdün. Derken o 100 askerimi öldürdün. Şehit sayıları vesaire. Bunun sonu yok. Ama bir taraf akıllı davranacak, sağduyulu davranacak ve bu tehlikeli gidişe dur diyecek, durduracak. Büyüklük burada. Bakın büyüklük, bir takım kışkırtıcıların, işte Meral Akşener'in, Devlet Bahçeli'nin, diğerlerinin söylediği gibi işte 8 şehidimiz var, hadi vur, öldür, yürü, yansın Suriye. Gösterelim onları. Evet. Hani büyüklük Sayın mi o? Devlet Bahçeli'nin, yani Meral Türk Akşener'in milliyetçiliği ne demek? Açıklamalarını da yansıtalım. Büyük devlet tavrı ne demek? Devlet aklı ne demek? Bir görelim bakalım. Bende de var bazı notlar, yani sayın. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib. Kahrolsun Esad. İdlib'deki gerginliği tırmandıracak açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Astana ortaklarını hedef aldı. Ankara-Şam diyaloğuna karşı çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Açıklamalarının dozu yüksekti. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'de ne de Türkiye'de huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse artık başka bir seçenekte görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Rusya ile ilişkiler gözden geçirilsin dedi Bahçeli. Astana ve Soçi süreçlerine tepki gösterdi. Kahrolsun Esad. Ne Astana'dan, ne Soçi'den, ne Cenevre'den, ne de diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar çıkmamış, çıkması da beklenmemelidir. Esad'ın defterini dürmek varken, hatta bu sorumluluk ahlaki, tarihi ve hukuki bir mecburiyetken, temas ve görüşme önerisiyle avunanlar cinayete ve ihanete ortaktır. Yeni bir acıyla girdik. İdlib'deki askerlerimize yapılan saldırıda 5 Mehmet'imizi daha şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu olayın ardından yapılan açıklama ise geçen haftaki açıklamanın aynısıydı. Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Devletin sözüne inanmak zorundayız. Ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmet'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi
Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı. Ama Mehmet'im toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın. Sayın Genel Başkan dinledik. Evet. Sayın Şimdi Devlet bakın, Bahçeli, bu iki buyurun. Konuşma Devlet Bahçeli'nin ve Meral Akşener'in konuşmasında hangi milliyetçilik var? Var mı burada milliyetçilik? Varsa Amerikan milliyetçiliği var. Hedefsiz bir milliyetçilik var mı? Bakın milliyetçilik, Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği çağdaşlıktır, modernleşmedir, akıldır, değil mi? Yani bizim Yusuf Akçuralardan, daha evvel Namık Kemallerden, işte Yusuf Akçuralardan, Ziya Gökalplerden en büyük milliyetçimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onlardan gelen milliyetçiliğimizin en önemli özelliği nedir? Rasyonalizmdir, akıl çağıdır. Yani orta çağdan kurtulmaktır. Ve müneccimlerden, hurafeden kurtulmaktır. Dolduruşlardan kurtulmaktır. Hesap kitap yapmaktır, matematiktir. Milliyetçilik budur. Şimdi soruyorum, hedefsiz bir milliyetçilik olur mu? Şimdi dinledik. Devlet Bahçeli'nin de Meral Akşener'in konuşmasından hangi hedefi çıkarıyoruz? Bunlar Türk milletine hangi hedefi gösteriyor? Burada Türkiye'nin toprak bütünlüğü var mı? Burada PKK ile mücadele, FETÖ ile mücadele var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Şam'ı yıkacağız. Efendim yansın Suriye. Yansın Suriye'de Türk milliyetçiliği yok. Türk milliyetçiliğini yakıyor. Devlet Bahçeli Türk milliyetçiliğini yakıyor. Türk milliyetçiliğini yakıyor. Türk milliyetçiliği yok. Ne var? Türkiye'yi Suriye ile savaştıracak. Oradan Türk milliyetçiliği çıkmaz. Oradan Amerikan milliyetçiliği çıkar. Oradan teröre karşı başarı çıkmaz. Suriye ile Türkiye'yi kapıştırır ve Amerika'nın ve İsrail'in ikinci İsrail planı çıkar. Hadi bakalım İsrail milliyetçiliği. Üçüncüsüne kahrolsun Esad. Peki Devlet Bahçeli soruyorum. Esad'a kahrolsun diyorsun. Bir kere ona gücün yeter mi yetmez mi? Devlet Bahçeli'nin ayrı bir mesele. Ama Esad yıkıldığı zaman oradan ne çıkar? Türk milliyetçiliği adına hangi hükümet kurulur? Var mı öyle bir alternatif? Yani Beşar Esad'ın yerine koyacakları Amerikan planlarına, İsrail planlarına kadirlenecek, Kudüs'te senin yanında olacak bir şey çıkar mı oradan? Soruyorum. Tayyip Erdoğan'a da soruyorum. Beşar Esad'ı yıktığınız zaman oraya bir Amerikan kuklasını diyelim Şam'a oturttuğunuz zaman oradan siz Türkiye dostu bir yönetim, Kudüs'te Filistinleri savunacak, İsrail'in karşısında dik duracak bir yönetim var mı? Çıkar mı? Çıkmayacağı çok açık. Niçin Amerika onları yıkmak istiyor? İsrail'i kurtarmak için, İsrail'in Kudüs planını gerçekleştirmek için, tekrar PKK'ya can vermek için, tekrar IŞİD'e, DAEŞ'a can vermek için, tekrar Suriye'nin kuzeyinde o terör hattını, koridorunu kurmak için, o terör koridorunu Barzanistan'la birleştirip Akdeniz'e liman yapıp açmak için. Dolayısıyla Diyarbakır'ı da ondan sonra yönelip Diyarbakır merkezli sözüm ona bir şey için. Şimdi ben bu milletvekillerine şaşırıyorum. İnsan dolduruşa gelir mi? Böyle milliyetçilik var mı? Dolduruşa gelen bir Türk milliyetçiliği var mı? Atatürk milliyetçiliği dolduruşa gelir mi? Ziya Gökalp alkışlar mıydı bu konuşmayı? Yusuf Akçura alkışlar mıydı? İmkanı var mıydı onların alkışlamasının? Mahmut Esat Bozkurt bu konuşmaları alkışlar mıydı? Siz ne yapıyorsunuz derdi. Durun, akıl sahibi olun. Milliyetçilik akıldır, rasyonalizmdir. Devlet aklıdır, hesaptır, kitaptır, matematiktir, geometridir, ölçüm, biçin. Bunu söylerlerdi. Meral Akşener'in konuşmasında da aynı şey. Hedef var mı? Bize bir hedef koyuyor. Türk milliyetçinin daima bir hedefi vardır. Nedir? İstiklal savaşını yapmak, tam bağımsızlığı kazanmak veya hürriyet davasını ta Namık Kemallerden başarıya ulaştırmak, oradan İttihat Terakki ile hürriyeti kazanmak, vatan yahut Silistre, vatanı savunmak, Çanakkale'de düşmanın tehditlerine direnmek, Balkanlar'da direnmek, Trablusgarp'ta direnmek, Galiçya cephesinde direnmek, Kafkas cephesinde direnmek. Bunlar hep vatan bütünlüğü. Bunlarda bir vatan bütünlüğü, bir hedef yok. Bakın bunlar da burada intikam falan gibi ondan sonra rasyonel olmayan, akılcı olmayan, intikam dediğiniz zaman orada ne var? Kabile toplumuna dönüyorsunuz. İntikam kabile toplumundan bize miras kalan bir şey.
Değil mi? Bizim çağdaş modern düşüncede ve Türk milliyetçiliğinde Atatürk'e intikam diye bir laf var mı? Bakın demagoji yapıyorlar, şehit edebiyatları falan. Ben yeniden Atatürk'ün 30 cilt bütün eserleri şöyle biraz karıştırdım. Hani bir yerlerde Atatürk'te ben şehit edebiyatı görmedim. Öyle şehit falan diye böyle bir konuşmalar falan da görmedim. Aksine ama, ölmeyi emrediyor. Ha, o ölmeyi emrediyor. Çünkü ölmek gerekiyor. Ama İstiklal Savaşı sırasında da diyelim 30 cilt, bunun büyük bir kısmı 15 cilde en azından İstiklal Savaşı, Atatürk'ün bütün eserleri. Oralarda bu tür edebiyatlar yok. Akıl var, hesap var. Anadolu'ya çıkacağız. Anadolu'da bir hükümet kuracağız. Bu hükümet milletin bütün güçlerini toparlayacak. Bakıyorum ya, bir tane insan bari alkışlamasa. Yani bu nedir ya? Bu nasıl bir dolduruştur? Atatürk'e tekrar geri dönüyoruz. Anadolu'da bir hükümet kuracağız. Bu hükümet milleti seferber edecek. O seferber ettiğimiz millet, aynı zamanda yeni bir ordu örgütleyeceğiz. Bir milli ordu örgütleyeceğiz ve o hükümetin emrindeki o orduyla, o halkla, o milletle, milletin azim ve kararıyla vatanımızın istiklalini sağlayacağız. Değil mi? Bunların hepsi hesap, bakın dikkat edin. Bunun içinde hiçbir edebiyat, hamaset, duyguları böyle dokunan, eşeleyen, kışkırtan şeyler yok. Bütün konuşmaları böyle. Onun için bunlar, bu konuşmalar gerçek Türk milliyetçiliğinin konuşmaları değil. Türk milliyetçiliğini bugün Türkiye'de Vatan Partisi temsil ediyor. Ha, herkes bir parça milliyetçi olabilir. İşte bir parça milliyetçidir. Ama o büyük milliyetçi miras, yani Namık Kemal'lerden, Talat Paşa'lardan, efendim Yusuf Akçuralardan, Ziya Gökalp'lerden, Doruk'ta Mustafa Kemal Paşa'lardan ve onun yanında işte Mahmut Esat Bozkurtları, diğer Kemalist devriminin ideologları vesaire, oradan gelen milliyetçilikle hiçbir bağları olmayan sloganları falan da resimlere bakıyorum ki böyle bir alkışlamayan insan göreyim. Onun için hedefsiz. Bakın şu konuşmalarda tamamını da dinledik. Hani biz burada uzun uzun hepsini almıyoruz. Ama bir dinlesin lütfen seyircilerimiz. Hani Türk milliyetçiliğine yaraşan veya bir hedef gösteriyorlar. Hedefsizler. Hedefinden koparıyorlar Türkiye'yi. Bakın biz hedef koyuyoruz. Terörü temizlemek, vatanın bütünlüğünü sağlamak ve bu Rusya ile, Suriye ile, Irak'la, İran'la birlikte olur. Hatta Çin'le birlikte olur. Ama Amerika ve İsrail'le birlikte siz Türkiye'yi bölersiniz. Siz Türkiye'yi Amerika ile İsrail'le bölerseniz, Amerika ve İsrail PKK'yı destekliyor. Amerika ve İsrail DAEŞ'i destekliyor. Amerika ve İsrail Kudüs'ü almak, Filistin'e bırakmak istemiyor. Filistin devletinin kurulmasına karşı siz Kudüs edebiyatı yapıp duruyorsunuz. Yalan söylemeyin bu millete. Siz bu tavırla, Beşar Esad düşmanlığıyla hangi Kudüs'ü koruyacaksınız? Kudüs'ü İsrail'e verirsiniz. Kudüs'ü Amerika'ya verirsiniz. Amerika'nın ve İsrail'in son 100 yıllık planına destek oluyorsunuz. Başka bir şey yaptığınız yok. Onun için çok ciddi olmamız gereken ve bu milleti dolduruşa getirip, devleti dolduruşa getirip Türkiye'yi bir takım belalara sürüklemek isteyen bu tavırlara karşı bizim cesur olmamız lazım. Vatan Partisi olarak, Türk milleti olarak cesur olacağız. Ve bu partilerin içindeki milliyetçilere de cesaret çağrısı yapıyorum. Dolduruşa gelmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki, efendim İYİ Parti'deki dolduruşa gelmeyin. Ve tabii bunlar en sonunda bu sorumlulukların altından da kaçarlar. Yani olumsuzluklarla karşılaştığımız zaman Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi de terk ederler. Terk edecek zaten. Cümleler ve ifadeler de konuşmaların içinde zaten yuvalanmış, gösteriyor kendisini. Onları görmemek mümkün değil. O bakımdan AK Parti'yi de uyarıyorum. Böyle dostlarla siz nereye varacaksınız, nereye gideceksiniz? Ve arkada kalan başarıları da tehlikeye atan bir süreç bu. Bugüne kadar 2015'ten sonra doğru işler yapıldı. Yani 24 Temmuz 2015'te hendeklere gömmek için PKK'yı, o karar alındı. Türk ordusu harekata başladı. Hükümetin kararıyla FETÖ'nün üzerine yüründü. FETÖ darbesi ezildi. Bakın bu süreçler bir takım getirdiği maceralar, sonunda başarısızlıklar getirdiği zaman tekrar her türlü FETÖ kalkışmasına ve parlamenter yoldan. Ondan sonra Amerika'nın istediği hükümetleri kurma süreçlerini ateşler.
O bakımdan diyoruz ki aynı zamanda yalnız Türkiye'ye değil Tayyip Erdoğan'a da kurulan bir tuzak burada vardır. Geleceğe doğru baktığımız zaman bunu görmek lazım. Türkiye bugün Suriye hizaya getirilir. O yanlışları ondan sonra düzeltilir. Burada Rusya'nın, İran'ın ağırlığından da yararlanılır. Kaldı ki Türkiye Suriye ile doğrudan ilişki kurduğu zaman bu sağlanır. Yani Türkiye niçin Suriye ile Rusya veya İran üzerinden görüşsün, konuşsun? Komşumuz. Suriye ile olan meselelerimiz var. Onu Rusya ile birlikte çözdüğünüz zaman, İran'la birlikte çözdüğünüz zaman işin içine İran ve Rusya siyasetlerini de davet ediyorsunuz. O zaman doğru olan çözüm nedir? Türkiye ile Suriye bu sorunu birlikte karşılıklı görüşecek, çözecek ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'i de kapsayan, yani Suriye'nin kuzeyini, Irak'ın kuzeyini değil, Doğu Akdeniz'i de kapsayan ortak tespitler yapacak ve ortak kararlar alacak, ortak uygulamalara geçecek ve Suriye ile Türkiye işbirliği yapıp Rusya'nın ve İran'ın da ve Irak'ın da desteğiyle terörü bütün Suriye topraklarından, Irak topraklarından temizleyecek ve Türkiye stratejik hedeflerine terörle mücadele açısından ulaşacak. Efendim şimdi iki kritik şey söylediniz. Bir, Tayyip Erdoğan'a da bir tuzak. İki, savaş kışkırtıcılığını Amerikan milliyetçiliği olarak ifade ettiniz. Zaten Amerika'da attığı mesajla bir kışkırtmacılık örgütlediğini açık açık ilan etmiş durumda. Fakat tuzak biraz kışkırtıcılığın dışında bir kavram olması nedeniyle söylüyorum. Yani daha önceden planlanan bir süreç mi gözlemliyorsunuz? Yani, yani çok açık, yani o kadar ben planlandı, planlanmadı oralara girecek değilim. Yani ama Amerika gibi devlet plansız hareket etmez. Zaten plana da gerek yok. Çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yürü diyor. Suriye'nin üzerine yürü diyor. Bakın biz Vatan Partisi olarak savaşa karşı değiliz. Vatan Savaşı'ndan yanayız. Yani 15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin yürüttüğü teröre karşı mücadele, ondan sonra 2. İstiklal Savaşı dedi. Buna AK Parti yöneticileri çok doğru, 2. İstiklal Savaşı, o savaştan yanayız. Ve o savaşın kazanımları da hep en önde olduk. Ve o haklı bir savaş ve doğru bir savaş. Ama PKK'ya karşı savaş doğru, FETÖ'ye karşı savaş doğru, DAEŞ'e karşı savaş doğru ama Suriye'ye karşı savaş doğru değil. Çünkü Suriye'ye karşı savaş sonuç itibariyle bizim 2014-15'ten beri kazandıklarımızı, 5 yıllık kazanımlarımızı tehlikeye atan, Türkiye'nin varlığını tehlikeye atan bir savaş ve denizlerdeki vatanımızı da ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakan bir savaş. Yani Türkiye Suriye ile savaştığı zaman ve bu savaşı inatla devam ettirip tırmandırdığı zaman öyle bir noktaya gelir ki Doğu Akdeniz'deki mevzilerimizi savunmakta, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi savunmakta, Doğu Akdeniz'deki mavi vatanımızdaki doğal kaynaklarımızı, efendim petrolümüzü, doğal gazımızı korumakta, savunmakta büyük zorluklarla karşılaşırız. Çünkü bütün dostlarımızı kaybediyoruz ve düşmanlarımızı güçlendiriyoruz. Yani Amerika, İsrail düşman, onun karşısında tek kalıyoruz, yalnızlaşıyoruz ve Amerika'nın hamleleri için çok elverişli bir zemin yaratıyoruz. O bakımdan bu Tayyip Erdoğan yönetimini de tehlikeye atan bir süreçtir ve Amerika Tayyip Erdoğan'ı artık affetmez, onu da söyleyeyim. Yani Amerika Tayyip Erdoğan'ın kellesini istiyor, götürmek istiyor ve Amerika efendim ben Amerika ile beraber gidersem tekrar Amerika ile sarmaş dolaş olurum. Öyle bir seçeneğin olmadığını da bilmeleri, görmeleri lazım. Zaten o seçenek Tayyip Erdoğan'ı ne yapar? Ahmet Davutoğlu yapar. Ahmet Davutoğlu'laştırır. O zaman Tayyip Erdoğan kalmaz. Değil mi? Yani o zaman Tayyip Erdoğan kalmaz ve o güvenilmez bir Ahmet Davutoğlu olur. Tayyip Erdoğan bu sürecin sonunda Amerika açısından güvenilmez bir Ahmet Davutoğlu olur. Yani o bakımdan da Amerika'nın dayanacağı ve istediği, kullanacağı bir hükümet olma vasfını da taşımaz. Bunların da hepsi o tuzak kavramın içinde bulunuyor. Teknik bir soru belki ama çok tartışılıyor. Bakın bu da. Burada bir şey ekleyeyim. Evet. Şimdi Amerika Tayyip Erdoğan'ı devirmek için parlamenter yolu denedi. Neydi? 2015 seçimleri dediler ki HDP'yi seçeriz, sokarız meclise.
Tayyip Erdoğan yönetimi düşer dediler, değil mi? Yani, o tutmadı. HDP'yi soktular ama gerekli çoğunluğu sağlayamadılar. O tutmayınca bu sefer darbe yoluna başvurdular. 2016-15-16 Temmuz darbesini Amerika sahneledi. O da başarısızlığa uğradı. Şimdi bence bu süreç, yani bu Amerika'nın bu kışkırtmaları eğer başarılı olursa bu Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı üçüncü denemesi olur Amerika Birleşik Devletleri'nin. Biraz teknik bir soru olabilir ama çok tartışılıyor. Yani evet. Soçi mutabakatı ve Astana süreci bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Şimdi bazı oralarda tabii gölgelenmeler, sarsılmalar, çatlaklar gözüküyor. Ama ben bunun etkili olacağını ve Soçi-Astana süreçlerini ortadan kaldıracağını hiç düşünmüyorum. Öyle bir tahminde bulunmuyorum. Çünkü Soçi-Astana böyle iki tane devletin bulup da kafa kafaya verip yaptığı anlaşmalar değil. Bunlar her iki taraf açısından, hatta üç taraf açısından, yani Türkiye, Rusya ve İran açısından zorunlu süreçler. Yani olmazsa olmaz süreçler. O bakımdan bu tür tarihte bu tür beraberlikler, ittifaklar o kadar sağlamdır ki ya krizler mrizler olur, biraz sallantılar olur falan filan, çatlamalar olur falan filan ama o yapıyı ortadan kaldırmaz. O bakımdan ben Türkiye, Rusya, İran dostluğu, işte aynı zamanda Asya'nın diğer ülkeleriyle dostluk, Hindistan'ın Türk Cumhuriyetleri, Çin'le oraya kadar uzanan dostluk Türkiye açısından mecburi. Mecburi olduğu için böyle geçici zikzaklar, sallanmalar, çatırdılar, matırdılar o binayı yıkmaz, yıkamaz. Onu da görmemiz lazım. Devam edelim isterseniz bu konuya. Evet, tabii. Reklama 7-8 dakika kaldı. Tamam. Bu bölümü böyle bitirmiş olalım. Efendim şimdi bu meselede şöyle bir tavır da görüyoruz çeşitli kesimlerden. Yani Suriye'ye ve Rusya'ya düşmanlık yapan kesimlerden özellikle. İşte biz Amerika'ya karşı kendimizi, ülkemizi savunuyoruz. Rusya'ya, Suriye'ye karşı savunmayacak mıyız? Sözde bağımsızlıkçı diyebileceğimiz bir tavır var. Yani o bağımsızcılık kisvesi ve maskesi altında bir Suriye ve Rusya düşmanlığı örgütleniyor. Buna ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi bakın, bir kere Suriye'nin Türkiye denetimine girmez. Yani Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkide efendim Türkiye Suriye'ye bağlanacak, Suriye'nin denetimi altına düşecek falan, böyle bir iki ülke arasındaki kuvvet ilişkilerine baktığımız zaman bu sorular bile anlamsız. Rusya açısından baktığımız zaman Türkiye ile Rusya arasındaki kuvvet dengesi, ekonomik dengeler vesaire Türkiye ile Amerika arasında geçmişteki yaşandığı gibi değil. Yani Türkiye ile Rusya az çok dengeli, işte ikisi de imparatorluk geleneğinden geliyor. Ve askeri güçlerine bakalım, ekonomik güçlerine bakalım falan. Arada böyle Türkiye'yi Rusya'ya bağlayacak bir dengesizlik yok. Zaten 2030 yılına ait Kanadalı ve Amerikalı strateji kuruluşlarının ortak yaptığı yansımalarda, projeksiyonlarda, yansıtmalarda ne gözüküyor? Türkiye dünyanın 5. ekonomisi, Rusya 8. ekonomisi. Yani 2030'da Türkiye milli üretim olarak Rusya'yı bile geçiyor. Hadi geçmesin be, şey olsun, dengeli olsun. İki tane dengeli ekonomiden biri diğerinin bağımlısı haline gelmez. İkincisi askeri güç olarak da Türkiye böyle Rusya'ya bağlanacak bir askeri güç değil. Ama şöyle bağlar olur. Yani bir lehine, diğerinin aleyhine anlamında değil de her iki ülkenin ortak çıkarları nedeniyle, yani işte Türkiye Rusya'dan enerji kaynakları var ama alternatifi de var. İran'ı var, Irak'ı var. Türkiye açısından yani etrafımızda çok önemli enerji kaynakları olan dostlarımız, komşularımız var. Yani o enerji bağımlılığında da Türkiye Rusya'ya mecbur değil ama aralarında böyle bir şey var. Rusya da Türkiye'den önemli ithalatlar yapıyor ve iki ülke arasındaki ilişki Türkiye'nin dış ticaret hacminde kendisini gösteriyor. Türkiye'nin birinci ticaret ortağı Rusya. İkinci ticaret ortağı Çin. Çin. Üçüncüsü Almanya. Yani bakın, Türkiye, Rusya, Türkiye, Çin ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye zaten Rusya ve Çin'in de içinde bulunduğu Avrasya'ya, Asya'ya yerleşmiş ekonomik olarak. Şimdi bu
ilişkiler içerisinde Türkiye'nin Rusya'ya bağlanması diye bir ihtimal yok. Rusya'nın Türkiye'ye bağlanması diye de bir ihtimal yok. Ama ne var? İki ülkenin ortak çıkarları var. O ortak çıkarlar her iki ülkeye de bir ortak stratejiyi, dostluğu dayatıyor. Yani siz beraber olmaya mecbursunuz. Bu neye benziyor? Bizim Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rus Çarlığı yıkılınca Sovyetler Birliği ile kurduğumuz dostluğa benziyor. Yani Türkiye'de İstiklal Savaşı olmasa yukarıda Sovyet Rusya yaşayamaz. Sovyetler Birliği olduğu, Sovyet Rusya olduğu için de Türkiye İstiklal Savaşı veriyor. Yani iki devrimci ülke hem devrim yapmada hem devrimlerini ayakta tutmada birbirlerine bağlanmış oluyorlar. Bir ortak şey var, hedef var, ortak strateji var ve paylaşılan mevziler var. O durumlarda her iki ülke birbirinin hatırını saymak zorunda. Birbirine yardım etmek zorunda. Birbiriyle dayanışma yapmak zorunda. Onun için buna bağlanma falan denmez. Kim diyor? Amerika kışkırtıyor. Amerika Türkiye'yi tekrar kendi kontrolüne almak için sen Rusya'nın kucağına düşüyorsun falan diye medyada o Amerikancı kesimler ve sözde Türk milliyetçileri, Amerikan milliyetçileri burada şey atağa kalktılar. Ben şaşırdım. Mesela Sayın Devlet Bahçeli son zamanlarda bazı olumlu politikalar vesaire izliyordu. Bu olayda gerçekten tavrına şaşırdım. Çünkü burada bir Türk milliyetçiliği yok. Burada Amerikan milliyetçiliği var. Şu Devlet Bahçeli'nin bu konuşmasını dünyada bir tek Amerika alkışlar. Türk milleti de alkışlamaz. Çünkü Türk milletinde bir sağduyu var. Yani Türk milletini siz efendim şehit falan edebiyatıyla kışkırtarak Eşer Esad'ın Suriye'nin üzerine yürütemezsin. Türk milletini yansın Suriye dedirtemezsiniz. Bakın Türkiye'de çıkın bir şey yapın, araştırma yapın, sorun, soruşturun. Türkiye'de yansın Suriye sloganını destekleyecek adam bulamazsınız. Yıkılsın, kahrolsun Esad sloganını da doğru dürüst destekleyen bulamazsınız. Büyük ezici çoğunluk Suriye dostluğunun, Beşer Esad'ın orada ayakta kalmasının Türkiye için hayati önemli olduğunu bir ben şöyle bir iki kişi var galiba alkışlamıyor. Türkiye için İdlib bir beka sorunu mu? İdlib? Evet, İdlib'in önemi ne Türkiye için? Türkiye için İdlib diye söylemeyelim de Türkiye için güney şeridimizde, sınırlarımızın güneyinde PKK'nın yuvalanmaması, DAEŞ'in yuvalanmaması, orada Amerika'nın Kürt koridorunun kurulmaması Türkiye için tabii bir varlık sorunu. Yani efendim şimdi şöyle. Tamam, ona bu kabul. Ama orada da siz unutmayın lütfen soracağınızı. Orada da şu olmaz. Biz burada 400 kilometre boyunda efendim 30 mil ya da 42 kilometre eninde ondan sonra bir güvenli bölge kuracağız. Bu çıkmaz yok. Peki bu güvenli bölge ne zamana kadar? Efendim orada biz okul yapacağız, insanları yerleştireceğiz, binalar yapacağız, postane açacağız, karakol kuracağız. Efendim devlet oluyorsun orada. Bunu nasıl sürdüreceksin? Yani diyelim Suriye toprağının bir kısmını 400 kilometre boyunda, 40 kilometre derinliğinde işgal ediyorsun. Ve o işgali kalıcı yapmaya yönelik bir takım işler yapıyorsun. Güvenli bölge diyorsun. O zaman şu sorular geliyor. Peki orada hangi hukuk geçerli olacak? Hangi devletin hukuku geçerli olacak? Hukuksuz bir alan olur mu? Peki orada postane hangi postane olacak? Banka hangi bankalar olacak? Karakollar, polis, adliye, mahkemeler kimin olacak? Hangi hukuk, hangi ticaret hukuku geçerli olacak? Türkiye'nin mi, Suriye'nin mi, Amerika'nın mı, hangisi? Okullar, dil ne olacak? Yani siz böyle ben burada 400 kilometre boyunda bir güvenli bölge kuruyorum dediğiniz zaman karşılaştığınız sorular, bunların Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu sorular önüne konması lazım. Bu sorular aynı zamanda bir çıkmazı yansıtıyor. Ha orada Türkiye geçici olarak olur ve yaptığı iş doğrudur Barış Pınarı'yla. Ama bunu hemen neyle tamamlamak lazım? Suriye ile işbirliği yaparak terörü tamamen bitirecek bir sürece girmek lazım. Yani bakın bu terörü temizleyen değil, süpüren formül.
Yani bugünkü hükümet terörü süpürme de karar kıldı. Zaman zaman biz terörü yok edeceğiz, tek bir şey kalmayacak diyordu. Tek kişi kalmayacaksa terörist, bunun bir tane çaresi var. Türkiye en başta Suriye ile işbirliği yapacak. Irak'la, İran'la, Rusya ile tek bir terörist kalmaz o zaman. PKK'nın korktuğu da buydu zaten ve hala budur. O bakımdan İdlib'i tek başına ele almayalım. Tabii bu şöyle bir tez de var, onu da ele almamız lazım. Buradan bize bir sığınmacı dalgası geliyor. Bu Türkiye için çeşitli külfetler, tehditler oluşturuyor. Tamam, bunun çaresi ne? Bunun bir tane çaresi var. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanır. Bırakalım sığınmacıların gelmesini Türkiye'ye. Türkiye'ye gelmiş olanların da ezici çoğunluğu, diyelim 4 milyonu var. Bunun 3 milyon 800 bini Suriye'ye döner. Hepsi kendi tarlasının, dükkanının, efendim işinin başına gider. Tekrar kendi vatanında, kendi tezgahını kurar, kendi evinde, kendi yurdunda oturur. Bunun çözümü bu. Yoksa güvenli bölge kuracağım, oradan buraya getirmek için Suriye'nin harekatını önleyeceğim. Suriye ordusu tabii vatanını bütünleştirecek. Biz Türk ordusu olarak kendi vatanımızı bütünleştirirken başkasının elini uzatıp bizi durdurmasını kabul edebilir miyiz? Suriye ordusu da vatanını bütünleştirecek ki biz de rahata, huzura kavuşalım, PKK'dan, teröristlerden kurtulalım. Toparlayın Sayın Genel Başkanım. Yani burada tabii Suriye PKK ile işbirliği yapıyor falan, bunlar da gerçekçi iddialar değil. Suriye PKK ile işbirliği yapar mı? Yani Suriye sonuç itibariyle kendi ülkesindeki bütün terör örgütlerini temizleyecek ki karşısında bir silahlı ondan sonra problem kalmasın. Ama öyle enteresan şeyler var ki Türkiye'de biz PKK'ya izin veriyoruz, meclise alıyoruz. 80 tane PKK'nın milletvekili var. Değil mi? HDP 80. Biraz azaldı galiba ama. Neyse. Evet. 70 olsun. 70 tane PKK milletvekili var. Meclis kürsüsüne çıkıyor. Meclis koridorlarında Biji Serok Apa diye bağırıyor. Ondan sonra 80 vilayette PKK'nın örgütü var. Belediyeleri PKK'ya temsil ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Suriye PKK ile işbirliği yapıyor. Sen, en başta sen yapıyorsun PKK ile işbirliği. Türk devleti olarak, Türk hükümeti olarak. Niye HDP'yi kapatmıyorsun? PKK'yı kapatmıyorsun, yasal partisini? Kapatmak için niçin AK Parti olarak başvurmuyorsun Yargıtay Başsavcılığına ki senin yasal hakkın? Vatan Partisi başvuruyor. Sen niye hükümet olarak siyasi partiler kanununda kendi sana verilen yetkiyi kullanmıyorsun ve başvurmuyorsun? Yani biz kendimiz Türkiye'de PKK ile işbirliği yapıyoruz. Meclise alıyoruz. Belediyeleri ona tahsis ediyoruz. O belediyeler üzerinden terörü destekliyor. Ondan sonra ama kalkıyoruz başkalarını PKK ile işbirliği yapıyor diye eleştiriyoruz. Evet. Suriye sırayla kendi terör örgütlerini bitiriyor. O evet. Sıralamada öncelikleri vardır. Değil mi? Birinci önceliği onlar için PKK değil. Bizim için birinci öncelik PKK evet. Ama Suriye için birinci öncelik o Beşar Esad rejimine karşı o kalkışmada şey yapılan seferber edilen örgütler. Başkanım, reklama gitmemiz lazım. Evet. Kaldığımız yerden devam tamam. edelim. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıkış Yolu programıyla karşınızdayız. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Güncel gelişmeleri bir süre daha değerlendirdikten sonra kurucu krallar tartışmasına geçeceğiz. Birkaç seyircimizden gelen sorular var. Emrah, şimdi iki seyircimiz sormuş Sayın Perinçek. Evet. İki soru var. Önce ilk soruyu sorayım. Diyor ki Sayın seyircimiz, Türkiye işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaparken birdenbire İdlib'de böyle gelişmeler yaşanıyor. Yani bu tesadüfen olan şeyler mi? Yoksa ABD ile bir gizli uzlaşma mı var ortada? Ben tabii bu sürecin doğasında var. Çünkü Türkiye 2014'ten sonra bıçakla keser gibi başka bir raya girdi. Başka bir sürece girdi. 2014'e kadar neydi? İşte BOPEŞ başkandı. Sayın Tayyip Erdoğan diyordu ki ben BOPEŞ başkanıyım. Diyarbakır bu proje için de merkez olacak. Yani Amerika'nın projesini açıkça ifade ediyordu ve onun o projenin eş başkanı olduğunu söylüyordu.
ve o projeyi de Diyarbakır merkez olacak diyerek, nerenin merkezi olur Diyarbakır? Hepimiz o senaryoyu biliyoruz. Hiçbir yerin merkezi olmayacak. Türkiye'nin seçkin gözde şey kentlerinden, vatanımızın en kıymet verdiğimiz kentlerinden biridir. Ama Diyarbakır herhangi bir yerin, Amerika'nın kurduğu bir ikinci İsrail devletinin başkanı olmayacak. O ayrı mesele. Ama Sayın Tayyip Erdoğan'ın o zamanki BOP eş başkanı olarak tarif ettiği iş buydu. Fakat 2015'ten sonra ne oldu? Bu BOP eş başkanlığının kurmayı planladığı Kürdistan senaryosu, ikinci İsrail senaryosuna cepheden taarruza geçti. Ve o senaryonun aktörleri olan PKK'ya saslı bir şamar indirdi Türkiye ve hendeklere gömdü. Sınır ötesinde de takip ediyor. İki, yine o senaryonun merkezi gücü Amerikan gladyosu, FETÖ gladyosunu da yerle bir etti Türkiye ve hapislere tıktı ve ezdi. Şimdi yeni bir döneme geçildi. O dönem ilerlerken tabii bu toplumsal süreçlerde, yalnız toplumsal süreçlerde değil, insanların kendi hayatında, hayvanların gelişmelerinde bile yani eskinin bir kalıntıları devam ediyor. Yani yeni sıfırdan başlamıyor. Eskinin içinde yürüdüğü bir yeni. Yani dünyadaki bütün yenilerin içinde eski vardır. Eskilerin içinden de yeniler filizlenir. Onun için yeni dönem, yani 2015 sonrası dönemde birdenbire şimdi eski dönemin bir arazı, eski döneme ait bir diyelim hastalık, virüs ortaya çıktı. O virüs ne? BOP eş başkanlığı virüsü diyelim. BOP eş başkanlığı virüsü Türkiye'nin bünyesinde yok olmuyor. Tabii varıyor, var ve ne oluyor? Bu süreç ilerlerken Suriye'de tabii eskiden olumsuz hatıralar var. O da virüsün parçası. Yani Türkiye 2015 öncesinde, 2011'den sonra Amerika ile Suudi Arabistan'la birlikte Suriye'yi ve Beşar Esad yönetimini devirme planlarında maalesef demin de söyledik, ne yazık ki rol aldı. O dönemden çıktı Türkiye ama o dönemin kalıntısı, ondan sonra izleri, tutarsızlıkları, ayak bağları diyelim, tortuları vücudumuzda var. Tayyip Erdoğan'ın vücudunda var, hükümetin vücudunda var. O nedenle birdenbire bu ne oluyor? Vücuttan o şey bir çıban gibi çıkıyor. Ben Amerika ile bir anlaşma olduğuna dair pek fazla bir işaret görmüyorum. Ama Amerika'nın kışkırtması çok açık. Yani biz mesajlardan bu kışkırtmayı demin verdik. Ama bu arada Türkiye ile Amerika hükümeti arasında görüşmeler oluyor. Ve o görüşmelerle ilgili de bana bilgiler geliyor. O gelen bilgiler arasında Amerika yalnız mesajlarda değil, o iç şeylerde de yürü aslanım, devam et, arkandayız falan diye araziye sürüyor. Tayyip Erdoğan yönetimini Amerika araziye sürüyor. Bak, araziye sürdüğü ama daha militanca sürdüğü, en önde böyle delice koşarak sürdüğü Meral Akşener var. Devlet Bahçeli onun arkasından yetişmeye çalışıyor ama Devlet Bahçeli Meral Akşener'e Amerikancılıkta yetişemez. Yani Meral Akşener'in Amerikancılığı dizginsizdir. Devlet Bahçeli'nin Amerika politikalarına bu derece hizmet etmesi onun dizginleri vardır. Peki burada ben soru sormak istiyorum. AK Parti'nin ideolojik ağırlıklarının bu süreçte rolü nedir? Vallahi ben AK Parti bünyesindeki esas büyük çoğunluğun kuşkuyla bu duruma baktığı ve hiç huzur içinde olmadığını görüyorum, biliyorum aynı zamanda. Yani AK Parti'de böyle hadi yürüyelim, Şam'ı alalım falan böyle bir şey yok AK Parti'de. Hatta AK Parti ya ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, bunun sonu ne olur gibi endişeler içerisinde AK Parti örgütü. Öbür Devlet Bahçeli de var, MHP'nin tabanında da bence bu hadi alalım vuralım yok. Meral Akşener'in tabanında da fazla olduğunu zannetmiyorum ama onun tabanı biraz daha yani Amerika'ya yakın. Ama Meral Akşener ne dedik? Gladyo'nun kraliçesi değil mi? Çıktığı zaman işte Gladyo'nun kraliçesi, buyurun. Ha niye böyle diyorsun, yazık değil mi? Meral Akşener, Meral Hatun çok iyi bir hanımefendi falan diyorlar. İşte buyurun. İşte Gladyo kraliçeliği başka nasıl yapılır? Apaçık ortada. Yani Amerika'ya hizmet şu ortamda başka nasıl yapılır?
İkinci seyircimizin sorusu da şu. İşte Suriye bu saldırıları Rusya'dan onay almadan yapamaz. Arkasında Rusya var. Yorumları var. Bunlara katılıyor mu Sayın Perinçek? Katılıyorum. Yani Suriye burada Rusya'nın ve İran'ın oluru olmadan o İdlib harekatlarını yapmaz. Ama o olur ne? O Türkiye'ye karşı Rusya ve İran Suriye'yi kışkırtmıyor. Rusya ve İran'ın planı ne? Amerika'yı, oradan teröristleri ve Amerika'yı temizlemek. Bakın teröre karşı Rusya ve İran bizden daha tutarlı. Biz teröre karşı mücadele ediyoruz. Onlar taş koyuyor diyor bizim hükümetimiz ama hayır. Rusya ve İran Türkiye hükümetine göre Suriye'deki terör hareketlerine karşı daha tutarlı. Neden? Beşar Esad'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağını ve onun başka bir seçeneği olmadığını, yani Suriye'de ikinci bir alternatif Beşar Esad'ın yerine gelip de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir alternatif olmadığını Sayın Putin de İran yönetimi de görüyor. Bizim görmemiz lazım. Türkiye'de de Vatan Partisi görüyor. Onun için Rusya ve İran politikasına yön veren ne? Bir an evvel Beşar Esad kendi ülkesini bütünleştirsin, terörden temizlesin ve Amerika buradan gitsin. Çünkü İdlib'den temizlendiği zaman terör ne olacak? Sıra Doğu Fırat'a gelecek. Fırat'ın doğusuna gelecek. Peki biz Suriye'nin İdlib'de terörü temizlemesine niye karşıyız? Suriye İdlib'e girip de yok halkı öldürecekmiş, yok insanları katledecek. Onun için girmiyor ki. Orada HETŞ denen terör örgütü var. Ve HETŞ denen terör örgütünün de terör örgütü olduğunu kabul eden kim? Türkiye aynı zamanda. Birleşmiş Milletler de HETŞ'yi bir terör örgütü olarak kabul ediyor. HETŞ'yi temizleyecek. Biz temizlememiz lazımdı, kontrol etmemiz lazımdı. Bunu yapmadık. Suriye gitsin temizlesin bizim lehimize. Onu temizlesin ki sıra PKK'nın temizlenmesine Suriye'den tamamen gelsin. Ve burada işbirliği yapalım. Tamam diyelim kardeşim HETŞ'yi temizliyoruz. PKK'yı da beraber temizleyeceğiz. O da Suriye'nin meselesi. PKK'lı bir Suriye olur mu? Suriye PKK'nın kendi ülkesinde eline silah alacak, külaha takacak. Ondan sonra ikinci bir askeri güç olacak Suriye topraklarında. Hangi devlet bunu ister? Mantıksızız burada. Yani biz değil de hani Suriye terörle işbirliği yapıyor diyenler mantıksız. Ve devlet aklı yok onlarda. Amerika aklı var. Suriye'yi başka türlü göstererek Türkiye'de tahrik yapıyorlar. Ama Suriye sıralıyor. Yani her devlet kendisine yönelen terör tehditlerini bir sıraya sokuyor. Bizim sıramız ne? Türkiye açısından birinci tehlikeli olan PKK, ikinci tehlikeli olan FETÖ, değil mi? Üçüncü tehlikeli olan diyelim DAEŞ. Suriye açısından birinci tehlikeli olan diyelim DAEŞ ve YOBAS terör örgütleri, ikincisi PKK. Onun da hakkı sıraya sokmak çünkü o ne açıdan bakıyor? İşte Şam'a en yakın tehditten diyelim daha uzak tehdide doğru giden ve kendine göre değerlendirmeler, hesaplar, kitaplar yaparak terör örgütleri tehdit açısından sıralanıyor Suriye'de. Ve doğru bir sıra yapıyor kendisi açısından. Biz de kendi açımızdan doğru sıra yapıyoruz. İran da kendi açısından, Irak da kendi açısından sıralamalar yapıyor. Burada hepsi ne yapacak? Birbirinin sırasına hürmet edecek. Herkes kendi toprağında, kendi sırasıyla terörü temizleyecek. Birbirlerine de yardımcı olacaklar ve bundan kurtulacağız. Onun için Suriye'nin terörü temizlemek için yürüttüğü harekat Türkiye'nin menfaatine, Türkiye'nin zararına değil. Ama biz kafaya, ben Beşar Esad'ı devirme fikrini sokmuşsak, Amerika bizim kafamıza o böceği sokmuşsa, o zaman ne oluyor? Suriye'nin İdlib'de HETŞ'yi temizlemesinden rahatsız oluyoruz. Ve HETŞ'yi koruyan duruma düşüyoruz. O nedenle evet, Rusya tabii ki Suriye'nin bu askeri harekatlarından memnun. Neden memnun? Çünkü Amerika oradan adım adım temizleniyor. O İsrail'in zemini oradan yok alıyor. Ve Kudüs'te de daha kuvvetli bir beraberlik oluşuyor. Burada tutarlı olan Rusya ve İran ve Suriye ve Irak. Tutarsız olan Türkiye hükümeti. Tutarlı olan Türkiye'de Vatan Partisi. Konuya başlayalım isterseniz. Evet, evet, şimdi. Şimdi yakın zamanda sosyal medyada yayın yapan dizi ve film platformu
İstanbul'un fethi üzerine bina edilen bir dizi yayınladı. Dizide çok tartışıldı. Eleştirenler var, beğenenler var. Sanıyorum siz de izlediniz diziyi. Evet, izledim. Tabii eleştiriler önemli eleştiriler. İçerik bakımından, teknik bakımından beğeni topladığı anlaşılıyor. İki önemli eleştiri var. Biri metafizik kaynaklar üzerinden bir değerlendirme yapıldığı yönünde. İkincisi de Bizans merkezli bir yayın olduğu. Yani Osmanlı'nın İstanbul'u işgaliyle tarihin önünü açması meselesi. Arka planda Bizans'ın direnişi üzerine bina edildiği yönünde eleştiriler var. İsterseniz güncel bir giriş yapmak açısından meseleye olur. Sizin dizi değerlendirmenizle başlayalım. Şimdi ben o Fatih Sultan Mehmet yani 6 bölümlük diziyi baştan sona izledim. Evde bizim Can Perinçek'le izledik. İlk başta birer birer izleyelim dedik. İlk önce baktık hoşumuza gitti. İkisini birden izledik. Sonra bir izledik. Sonra son bölüm üçünü birden bir gecede izleyip bitirdik. Şunu söyleyeyim bir kere hani estetik olarak sinema olarak başarılı bir dizi. Yani ve çok büyük masraflar yapıldığı anlaşılıyor. İşte burada Fatih Sultan Mehmet, genç Fatih var. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in oynadığı tarihi rol böyle çok bizim tarihsel materyalist açıdan çok parlak bir şekilde veriliyor. Onu görmüyoruz ama tarihi süreçlere uygun. Yani yaşanan olaylar, olgular filmde doğru olarak veriliyor. Ama bunun bir tarihsel yorumu pek yok. O burada doğru. Bizans'ın savunması açısından verildiğini ben fazla katılmıyorum. Burada filmin şeyi kahramanı Fatih Sultan Mehmet. Bunu söyleyeyim. Yani Fatih Sultan Mehmet'in hedef koyması, iradesi, kararlılığı, zekası yani filmin ana konusu. Burada şöyle bir eleştiri var. Bizans saflarında savaşan parada asker Justinyane'nin çok abartıldığı söyleniyor Fatih'e karşı. Yani bir tarafta Fatih var, bir tarafta Justinyane var. O da biraz şey tarihsel gerçeklik. Çünkü bir de Bizans'ın direnişi var. Onu da kenara atamazsınız. Yani zaten böyle Bizans kapıları kendiliğinden açılsa Fatih'in kahramanlığı ve cesareti de olmaz. Yani dirençli bir, yani son bir yıkılmakta olan Bizans son bir şey yapıyor, dayanmaya çalışıyor. Tabii Konstantin de bizim kendi kaynaklarımızdan da ne oluyor? Teslim olmuyor. Sonuna kadar savaşmaya çalışıyor falan filan. Yani bir gerçeklik de var. Düşman da olsa karşıdaki düşmanın meziyetlerini vesaire, faziletlerini, meziyetlerini de görmek lazım. Hurafeler, metafizik açıklamalar bence o döneme uyuyor. O zaman müneccimler var. Bir motivasyon Bizans kaynağı. Tarafı, zaten esas şeyler hurafe Bizans tarafında. Evet. Yani Meryem gelecek, onları kurtaracak falan bir takım böyle saplantılar, inançlar vesaire var. Ama akıl Osmanlı'da. Filmde de akıl ve teknoloji Osmanlı'da. Yani topların yapılması, topların kudreti, o topların yapılmasına Fatih'in verdiği önem, şeyin o Macar büyük top ustasını getirmesi, Urban'ı ve onundan ilişkileri, yani teknoloji, bilim Osmanlı'da bu şeyde, dizide o da bir gerçeklik zaten. Ondan sonra ve zeka da Osmanlı'da kalkıyor, karadan gemileri indirerek seyrini değiştiriyor bütün fetihi. Yani çok çok önemli. Karşı tarafta ise hurafe var. Yani Bizans Meryem Ana gelecek, Hazreti İsa gelecek, bilmem ne günü, mukaddes günde şu olacak, bu olacak. Ondan sonra bir kurtulacak falan gibi hurafe tarafı Bizans'ta. Aslında bu da olaya uyuyor. Çünkü çöken Bizans hurafeyi temsil ediyor. Yükselen Osmanlı Devleti ise aklı, çağdaşlığı, kuvveti, örgütlenmeyi, ondan sonra zekayı temsil ediyor. Tabii Papa'dan gelecek bir yardım beklentisi de uzun süre Bizans tarafında. Tabii o Venedikler gelecek falan. Evet. Onlar da tarihi gerçek. Zaten eğer o 29 Mayıs 1453 günü girmese Osmanlı ordusu şeye, İstanbul'a, Bizans'a, birkaç gün içinde o Venediklerin gelmesi tehlikesi de var. Evet. Yani o da çok
kritik bir günde bu başarılıyor. Önemli tarihi uzmanların anlatımları var bütün bu süreç boyunca. Bizim Türkiye'den de bazı tarihçilerimiz var. Tabii o yorumların hepsi çok... Yapımcılar arasında Türkler var zaten. Var tabii. Çok doğru yorumlar değil onların hepsi. Ama sonuç itibariyle yani tarihsel gerçekleri, olgular açısından uyuyor. Hadiseleri, olayları doğru olarak veriyor. İlişkiler de doğru. Yani her iki tarafta da karşı tarafla işbirliği yapan veyahut da bölücü olan unsurlar var. Yani bizim Türk Osmanlı tarafında Candarlı Ali Paşa, işte o tarafta da yine bölücü vezirler şey var, Bizans'ta da var. Onları da çok iyi veriyor. Evet. Çok güzel veriyor. Yani her iki tarafta fında bölünmüşlüğü var. Kararlılık, irade var. O iradeyi bölmek isteyenler var. Evet. Şimdi Bizans'ın, İstanbul'un fethi bir Hristiyanlık, Müslümanlık kavgası, savaşı gibi çok değerlendirildi Türkiye'de. Evet. Çok üzerine çok çalışmalar var. Şimdi Halil İnalcık, Bizans memleketi işgal etmişti diyor. Kıvılcımlı'da, Hikmet Kıvılcımlı'da, sizin önünüzde de kitabı görüyorum. O kitapta tarihin önündeki bir ölüydü Bizans diyor. Evet. Cesetti diyor. Cesetti diyor. O cesedi bir kaldırılacak bir güç lazımdı. Osmanlı kaldırdı. Yani bu bir ilericilik, gericilik. Yani cesedi kaldırma, ilericiliğin, gericiliği yok etmesi davası mıydı? Yoksa hakikaten o çalışmaların iddia ettiği gibi Hazreti Muhammed'in müjdesi, Fatih'in o müjdeyi yerine getirmek için bu işe giriştiği yönündeki teorilerle mi açıklamak bir kere lazım bunu? Filmde onu söyleyeyim. Yani filmde Türklerin İstanbul'u fethetmesi, işte Hazreti Muhammed'in işte bir takım hadisleri falan açısından açıklanan bir olay değil. Evet. Ama o da bir gerçek. Yani bir film yaptığınız zaman Hazreti Muhammed'in o hadisini, yani ne mutlu o komutan eki Bizans'ı fethedecektir falan. O bir gerçek olduğu için onun işlenmesi çok doğal. Ama Bizans'ın fethi o şekilde açıklanmıyor. Hakikaten orada Türkler ileriyi temsil ediyor. Öbür tarafta köhneyeni temsil ediyor. Aslında bu 11. yüzyıldan beri böyle. Bakın Claude Cahen falan, meşhur Selçuklu tarihçileri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi tarihçilerinin hepsinin, yani ciddi tarihçilerin birleştiği bir şey vardır. Türkler Anadolu'ya barış, huzur, asayişi getirdiler ve Anadolu ekonomisinin canlanması, pazarların güvenlik altına alınması ve korsanlığın, haydutluğun bitirilmesi, üretim yapılması için gerekli ortamı sağladılar. O yüzden ekonomide bir patlama oldu. Bakın mesela Claude Cahen'in Selçuklular kitabını, ben onun tipik bir temsilcidir bu. Der ki niçin Selçukluların Anadolu'yu ele geçirmesinden sonra ekonomide olağanüstü bir gelişme oldu? Tek sebebi var. Bizans kalelere kapanmıştı. Ve o kalelerin etrafındaki çok dar arazide güvenli tarım yapılıyordu. Onun ötesinde haydutlar, yağmacılar geliyor, köylünün ürettiği mala el koyuyor. O zaman oralarda tabii üretim gelişmiyor. İkincisi pazar güvenliği yok. Ama Selçuklu geldi, kılıcıyla bir güvenlik sağladı. Bakın zaten Cengiz Han'da da bu var, Mete'de de bu var. Yani girdikleri yere pazar güvenliği sağlamak, ticaret yollarını güvenlik altına almak, devlet ve imparatorluk bu demek zaten. Bizans o devletin o görevini yapamıyor. Asayiş güvenlik sağlayamadığı için Bizans ne oluyor? Ekonomi çökmeye başlıyor. Haydut yağmalıyor, ondan sonra onu hayduttan sen yakalayacaksın da vergi alacaksın. Halbuki köylü ne olacak? Üretecek. Hem devlet gidecek köylüden vergi alacak, hem de gelecek sene üretim yapmak için köylünün elinde bir şey olacak, sermaye olacak. Yani tekrar tohum atacak, ondan sonra gübre atacak vesaire. O bakımdan pazar güvenliği belirleyici önemde. Bu Osmanlı'nın kuruluş döneminde de gördük bunu. Yani bu kuruluş falan diye filmler oynadı hatırladığıma göre. Evet. Yani biraz orada da böyle tam güzel vurgulanmadı ama bizim Osmanlı'nın kuruluş tartışmaları falan bir tarihte yapmıştık 2000'e doğru dergisinde. Osmanlı'nın kuruluş döneminde de onu görüyoruz. Osmanlı Beyliği o zaman Bizans tekfurlarına, yani Bizans beylerine, beyliklerine karşı mücadele ederken Bizans tekfurları artık hem tarımın güvenliğini, köylünün, çiftçinin güvenliğini sağlayamıyorlar,
hem de pazar güvenliğini sağlayamıyorlar. Ama Osmanlı geldiği yerde pazar güvenliğini sağlıyor. Kimse kimsenin malına el koymayacak. Herkes pazarda getirecek. Fiyatı şudur. Ondan sonra barış ve huzur içinde satılacak, alınacak. Bunu, bu sistemi kurduğunuz zaman ne oluyor? Hazreti Muhammed de bu sistemi getirdiği için ta Pirenelerden diyelim İspanya'dan Orta Asya işlerine kadar o büyük imparatorluk oluştu. Osmanlı da bunu sağladı. Güvenliği getirdi ve Fatih Sultan Mehmet'in de başarısı aslında güvenliği götürmek. Trakya'da, yani Rumeli'de Türkler güvenliği götüren her yere ve sonuç itibariyle ekonominin gelişmesi ortamını sağlayan bir rol oynadılar. Onun için devletin kuruluşu ve devletin güçlü olması o dönemde ekonominin gelişmesi için son derece önemli. Ve Bizans içindeki pek çok unsur da Fatih'i destekledi. Tabii, o yüzden. Evet. Yani gelsin buraya asayiş getirsin ve Rum köylüsü, yani Osmanlı'nın kuruluş döneminde Rum köylüsü hep Türkleri destekledi. Hatta Rumların içinde bazı beyler de Mihailoğulları, Evranosoğulları falan gibi isimlerinden de görülse Mihail, yani Rumca Hristiyan beyi ne oluyor? Türk Müslüman oluyor. Adı Mihailoğulları oluyor. O Mihailoğulları sülalesi yedi göbek gidiyor ondan sonra Akıncı beyleri oluyorlar. Evranosoğulları diyelim yine bir Rum Tekfur Rum beyi ama ne oluyor? Türk oluyor, İslam'a geçiyor vesaire. Akıncı oluyor ve önemli bir Akıncı sülalesi ta 16-17. Yüzyıla kadar o Evranosoğulları devam ediyor. Demek ki gelen yeni Selçuklu ve Osmanlı bir güvenlik sağlıyor ve o güvenlik insanları kazanıyor. Urban da, topları yapan Urban. Kazanıyor. Efendim? Şu topları yapan Urban da mesela. Tabii. Osmanlı Urban da Bizans'ın yanındayken evet. Bu tarafa geçiyor. Bu tarafa geçiyor. Çünkü teknoloji, kudret Osmanlı'da. Yani Urban o muazzam topu, sonunda parçalanan topu şeyde İstanbul Kalesi'nin içinde Konstantinopolis'te o topu dökemezdi. Kudret Fatih'te, para Fatih'te, güç Fatih'te, ondan sonra gelişme ve zafere ilerleyen Fatih, yıkılan öbürü Urban'da o tarihsel süreçte kendi yerini alıyor. Bu bir Hristiyan Müslüman savaşı değil, bu bir ilerici gelici savaşı sonuç itibariyle. Yani ekonomiyi, üretimi geliştiren Türk Selçuklu Osmanlı ile ondan sonra köhneyen, güvenlik sağlayamayan, ekonomisi çöken, ekonomisi çöktüğü için halktan vergi ve haraç alamayan, alamadığı için de devletin çöküşü Bizans, çöken Bizans'a karşı parlayan, yükselen Türk devleti Osmanlı, Selçuklu Osmanlı, Türk devleti arasındaki mücadele. Fatih kendisini Rum Kayseri olarak tarif ediyor İstanbul'a alındıktan sonra. Sultan iklimi Rum. Evet. Yani orada Rum, Romalı. 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 Bir, zaten o şeye, coğrafyaya Rum adı veriliyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz değil mi? O da Rumi. Yani nedir? Rumlu Mevlana Celaleddin. Yani orada Rum bir coğrafya terimi yoksa bir kavmi ifade etmiyor. Onun için sultanı iklimi Rum, yani Rum ikliminin sultanı şeyi ifadesi bütün Osmanlı sultanları için çok uzun dönem geçerli. Yani özellikle diyelim Sultan Osman, Orhan, 1. Murat falan o zaman daha yeni yükseliş dönemleri ama yani özellikle işte 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra falan sultanın iklimi Rum oluyorlar. Evet ve özel bir önem gösteriyor. Yani rakiplerini ortadan kaldırıyor. Roma'yı ele geçirme fikri var. Tabii. Bakın Fatih Sultan Mehmet'te yalnız İstanbul, Doğu Roma'yı değil, daha İtalya'da Roma'yı fethetme, ele geçirme fikri. O da çok önemli. Akdeniz ticaretini tamamen kontrol altına almak için. Zaten 1481'de Gebze'de Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek biliyorsunuz öldürüldü. Yani 1951'den 81'e kadar 30 senelik hükümdarlığı var. Ve nereye gidiyordu sefere? Roma'yı ele geçirmek için o sefere gidiyordu. Zaten dikkat edin Fatih'in oğlu 2. Beyazıt. Yani bizde genellikle Sofu Beyazıt bilmem ne falan filan şey yapılır. Önemsizleştirilir ve gerici merici gösterilir ama Deniz
Yani donanmayı ilk kuran büyük Fatih de donanma kurdu ama iddialı donanmayı inşa eden ikinci Beyazıt'tır. Yani Fatih'in oğludur. Eğer o ikinci Beyazıt olmasaydı ondan sonra işte Barbaros Hayrettinler vesaire Yavuz Sultan Selim zaten 1512-1519 çok kısa bir dönem 1520-1566 esas Akdeniz hakimiyeti o ikinci Beyazıt'ta başlar. Yavuz Sultan Selim de dikkat edelim. Aslında babası 2. Beyazıt'ın biraz çizgisinden gider. Neden? O da Hindistan'a karayolundan ulaşmak. O da çöken Akdeniz ticaretine alternatif üretmek için Yavuz Sultan Selim, İran, Mısır oraları alıp deniz yollarından Hindistan'a ulaşmak. Yani Batılılar aşağıdan Afrika'nın altından dönerek Macellanlar Hindistan'a ulaşma. Bizim Osmanlı İmparatorluğu ise deniz ticaret yollarını kontrol etmek için karayolundan Mısır, İran üzerinden Hindistan'a ulaşma çizgisi ve bu arada da Akdeniz'e egemen olmak için işte gemilerin yapılması, donanmanın kurulması 2. Beyazıt zamanında ve Kanuni Süleyman zamanında da artık zirveye çıkması ve Akdeniz'in ta Cezayir'in bile alınıp bir Türk gölü haline getirilmesi. Fatih'in kendisini Roma geleneği içerisine tarif etmesinin şöyle bir anlamı var mı? Bir Anadolu Türk geleneği, Roma Batı geleneği ve İslam geleneği. Yani dönemin toplumsal olarak, sınıfsal olarak da ilerici birikimini kucaklama arzusu içerisinde olduğu aslında gözüküyor. Da sanıyorum şeyde... İnalcık evrensel hakimiyet kaynakları olarak üç kaynak sayıyor. Üç kaynak sayıyor. Bunlar yani İslam, Türk kaynağı. Ve Batı, Roma kaynağı olarak. Yani burada ne var? İmparatorluk güdüsü diyelim. İmparatorluk ideali. Ta o şeylerden, Cengizlerden, ondan evvel Metellerden falan gelen. Mesela Firdevsi Tusi'de, yani o şahnamelerde hiç unutmayacağım bir şey var. Yani nasıl gökyüzünde bir tane güneş varsa ben de yeryüzünün güneşi. Bakın imparatorluk idealini bu kadar güzel şiirsel anlatan bir şey yok. Bu Mengü'de, Cengiz'in oğlu Mengü'de de bu laf vardır. Yani der ki yazdığı mektupta kime yazdı onu? Bizans'a galiba yazdı. Ondan sonra der ki nasıl der yeryüzünde bir tane güneş varsa gökyüzünde bir tane güneş varsa yeryüzünde de bir tane güneş vardır. O da Cengiz Han'ın güneşidir ve ben onun işte torunuyum Mengü ve iki güneş olmaz. Yani ben varken sen olmayacaksın. Bu şiirsel anlatım bizim bütün o Türk hükümdarlık ideolojisinde kendisini gösterir. O tabii Fatih'e kadar geliyor. Yani Fatih'te ne Cihangir, Cihangir'de ne var? Cihan var. Yani bütün cihana hakim olacak. Cihan hakimiyeti. O cihan hakimiyeti nedir? Ticaret yollarına hakimiyet. Dolayısıyla büyük zenginliklere, kaynaklara ulaşmak ve el koymak ve onun getirdiği büyük zenginlik, ihtişam, debdebe, güç, kudret vesaire. Ve ekonomi tabii en başta. Burada yani, işte kardeş katli Fatih ile başladı. Tabii şeyleri yani, var. Bu sizin da... imparatorluk idealinin de bir parçası mı? Yani mutlak hükümdar, tek hükümdar, başka bir rakip kabul etmemek. O tarih onu önüne koyuyor. Yani şimdi bakın biraz sonra o şeyleri de göreceğiz. Diyelim İngiltere'de 5. Henry. Ondan sonra Fransa'da 14. Louis. İşte Rusya'da onlardan daha önce efendim müthiş Ivan. Korkunç değil de müthiş diye çevirmek bana daha doğru geliyor. Yani müthiş Ivan. Yani onun korkunçluğu değil, o da oğlunu öldürdü. Onun korkunçluğundan çok yani müthiş olması, güçlü, kudretli. Rus devletini, Çarlı'yı ilk kuran, Moskov prensini bir krallığa dönüştüren büyük hükümdar olması müthiş Ivan'ın. Şimdi bunların hepsinde ne var? Bir kurucu krallık var. Ve hepsinde ortak olan bir merkezi güçlü devlet var. Burada model kim? Fatih Sultan Mehmet. Bunu biz mi Türkler olarak söylüyoruz? Hayır. Kim söylüyor? Machiavel, Prens,
kitabında, Hükümdar kitabında Floransa prensine diyor ki, İtalya'daki, bak diyor böyle olmaz diyor. Bütün İtalya'yı diyor birleştireceksin diyor. Bütün İtalya diyor silahla birleşir diyor. Kuvvetle, kudretle, orduyla birleşir diyor. Onun için yani kuvvet sende olacak, korkmayacaksın. O kudreti, o kuvveti, o şiddeti kullanacaksın Floransa prensine. Modelde kimdir? Bak diyor Fatih Sultan Mehmet Anadolu'yu nasıl birleştirdi diyor Türk kralı, Türk padişahı diyor. Yani Machiavelli'nin Hükümdar kitabı, Prens kitabı siyaset biliminin kurucu kitabı olarak Batı'da kabul edilir. Bence doğru değil. Yani bizim Kutat Kubilik, ondan evvel şey Şahname Firdevsi'nin 11. yüzyıl, Kutat Kubilik aynı yüzyıl, o gene 11. yüzyıl şey Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi. Yani asıl bence onlar pek Batı'da bilinmediği için bir şey Machiavelli'nin kitabı kurucu kitap siyaset biliminin kabul edilmiş. İbn Haldun biraz biliniyor ben, ama o 14. O 1500 yıl yani 14-15 yani. Yani yine şeyler daha önce. Tabii İbn Haldun bilim olarak Nizamül Mülk, Kutat Kubilik ondan sonra onların çok ötesine geçiyor ama ile bir siyaset biliminden bahsedeceksek bunu şahnamelerle Firdevsi'nin bahsedebiliriz şahname ile. Ondan sonra bizim kendi Türk siyaset bilimi kitapları da işte Kutat Kubilik, ondan sonra aynı dönemde Nizamül Mülk'ün siyasetnamesi. Ondan sonra neyse şimdi onlarda da aynı şey var. Kuvvetli, kudretli, askeri mesela Kutat Kubilik'te yani su gerek, su yani askeri olacak, hazine gerek, hazinesi olacak. Ondan sonra kanun gerek, töresi olacak, gücü olacak falan diyor. İmparatorluk devlet kurma ideolojisini baştan sona anlatır Kutat Kubilik şiirsel bir şekilde. Siyasetname'de de Nizamül Mülk anlatır 11. yüzyıl. Yani şeyin Melikşah'ın veziri, yani Alparslan'ın oğlunun veziri Nizamül Mülk'te de bunu görüyoruz. Gelelim Machiavelli. Machiavelli de Fatih'i gösteriyor. Bak diyor o diyor Anadolu'da diyor silahla, kuvvetle, kudretle bütün beylikleri bitirdi ve merkezi bir imparatorluk kurdu. Ey Floransa prensi bunu sen de yap. Ve burada şiddetin, kuvvetin ve kudretin ve silahın ve ordunun rolünü anla. Anlamazsan bunu beceremezsin. Fatih bunu anladığı için bunu başardı. İstanbul'un fethinde merkezi devletin büyük bir rolü. Tabii şimdi o İstanbul'un fethi yani Fatih'in bütün tarihine baktığımız zaman tabii ilk yaptığı iş, önemli iş İstanbul'u fethetmek. Gencecik çağda 1451'de işte tahta çıkıyor. 53'te İstanbul'u fethediyor. Ama ondan sonra ne Karaman Beyliği falan bütün Anadolu, Trabzon'a kadar Anadolu'daki beylikleri bitiriyor. Ve Çandarlı Halil Paşa ile olan o meşhur ihtilafı da sonuç itibariyle merkezi devletle feodal beylikler yani merkezi feodal devletle feodal beylikler arasındaki bir anlaşmazlık. Şimdi bizim ilkel Türkçüler hep Çandarlı'yı tutar. Şöyle diyorlar işte Fatih son Türk beyini katletti. Merkez kaç? Evet. Fatih yalnız onun için Germiyanoğulları, bütün Anadolu, Karamanoğulları falan bütün Anadolu beylik. Fatih sivil toplumcular da Karamanoğlu'nu temizlemezse ya da Uzun Hasan'ı temizlemezse Fatih, değil mi? Akkoyunları, o da bir Türk hükümdarıydı ve çok Uzun Hasan Rönesans yapan, onda da böyle kültür, sanat falan olağanüstü eğilimleri vardı. Eğer Fatih Uzun Hasan'ı yenmeseydi, Uzun Hasan Fatih'i yenecekti. Tabii, kaçınılmaz. Yani orada beyliklerden biri ne olacaktı? Bütün beylikleri yok edip o şeyi merkezi devleti kuracaktı. Tarih oraya gidiyor. Bunu kim yapacak meselesi? Peki niye Osmanlı Uçbey'i de yaptı da bunu mesela diyelim Karamanoğulları yapamadı. Ondan sonra daha güçlü olan o Konya merkezde daha sonra şey yapamadı. Uzun Hasan diyelim Akkoyunlar yapamadı. Ondan sonra onun da tabii tarihi izahları vardır. Nedir? Osmanlı Bizans'ta sınır ve onun şey alanı ekonomik kaynak bulma alanı zengin. Yani batıya doğru
yönelerek orada işte Rum tekfurlarını falan filan dümdüz edip oradaki zenginliklere el koyma alanı genişti ve oradan büyüdü. Yani onun batı ucunda olması Osmanlı'nın şansını oluşturdu. Ve o uçtan Balkanlara doğru büyüyerek Anadolu'yu aynı zamanda kontrol altına aldı. Ama burada İlkel hangisi daha Türk? Bence Fatih Çandarlı'dan daha Türk. Neden daha Türk? Çünkü Çandarlı İlkel Türk, Fatih daha gelişmiş ve daha medeni Türk. Biz hangi Türk'ten yana olacağız? İlkel Türk'ten mi, medeni Türk'ten? Türkleri biz ilkel bir kavim olarak görmek istiyorsak, gelişmemişliğin yanındaysak, Türklüğü gelişmemişlik olarak, çobanlık olarak tarif ediyorsak ilkel Türk'ten yana olalım. Ama Türklüğü medeniyet, imparatorluk kültürü olarak tarif ediyorsak, uygarlık olarak tarif ediyorsak Fatih daha Türk. Tam burada... Onun için burada şeyler de çok önemli. Yani efendim Fatih'in anası Rum'muş, bütün padişahların anaları Rum'muş, Sırp'muş, ondan sonra şeymiş, Rus'muş, Ukraynalıymış falan filan. Bunlar hiçbir kıymeti yok. Analarının şeyi, kavmi ne olursa olsun onlar hepimizden daha çok, sapına kadar Türk. Şu manada Türk. Yani tarihten gelen Türk imparatorluk kültürünü temsil ediyor. Kastamonu'nun dağında odun kesen veyahut da Toroslar'da keçi otlatan diyelim Yörük mü daha Türk, Fatih mi Türk? Bana göre Fatih Yörük'ten daha Türk. Aslında çünkü, bu biraz göçebelik ve tabii yani burada ortadan... şöyle şey var, yani Türk'ü nasıl tarif edeceğiz? Nasıl ölçüyoruz yani Türk? Şöyle yani niye Türk'ü, öyle diyorsunuz? Türk'ü kabile toplumuna ne kadar yaklaşırsak, aşirete ne kadar yaklaşırsak o da kadar Türk'üz diye tarif ederseniz o zaman ne olur? Şeydeki Toroslardaki keçi otlatan Türk efendim Fatih Sultan Mehmet'ten daha Türk olur. Ama Türk'ü uygarlık kuran bir millet de kabile toplumundan işte medeniyete sıçramış Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar diye gelen atlı çoban kültüründen devlet kurma kültürüne ondan sonra sıçramış, büyük imparatorluklar kurmuş, ticaret yollarına egemen olmuş, Türkçe diye muhteşem bir dili geliştirmiş bir kavim olarak Türk'ü tarif ederseniz kim daha Türk olur? Fatih daha Türk olur. Ondan sonra Atatürk daha Türk olur. Aynı şey İslamiyet'e yönelik. Yoksa şey bakarsanız ya ben Anadolu'da gen gruplarını toplayacağız, hablo grupları falan. Ondan sonra bakacağız hangisinde daha diyelim uzak doğuya benzeyen, işte gözleri çekik bilmem ne kan grubu bulursak o daha Türk, o yanlış. Aynı şey Türklerin İslamiyet'i benimsemesine yönelik tavırda da söz konusu. Yani işte o ilkel Türkçüler diye tarif ettiğimiz kesimler, Türkler İslamiyet'i benimsedi, biz kendi kültürümüzden uzaklaştık, Arap kültürü ve dini içine girdik vesaire gibi şeyler söylüyorlar. O da doğru diye. Yani Türklerin İslamiyet'e geçişi bir ilerleme, bir atılım. Neden bir atılım? Çünkü ne oluyor? Türklerin İslamiyet'le tanışması işte 8. yüzyıl, 8, 9, 10. yüzyıl ve ilk İslamiyet'e geçen Karahanlı Devleti, Satuk Buğrağan, Abdülkerim şey adını alıyor, Buğrağan adını alıyor İslamiyet'e geçince. Çok güzel bir roman vardır. Onu da gösterebiliriz. Seyfettin Aziz'in evet. Türklerin Müslümanlığa Geçiş romanı. Satuk Kaynak Buğrağan. Yayınlarının ben de yeniden okumaya başladım onu. Müthiş güzel bir roman. Onu söyleyeyim. Neyse. Ama Türklerin İslamiyet'e geçişi nasıl oluyor? Özel mülkiyet gelişiyor. Ondan sonra ticaret gelişiyor. Ticaret yollarına egemen oluyor vesaire. İmparatorluk kültürü gelişiyor ve zaten bu tarihsel süreçte Tengri, tek Tengri fikri Tahunlar zamanından, daha öncesinden, milattan önceden beri gelen bir kavram. Tek Tanrı, tek Tengri. Tanrıcılık, Tengrisizm diyelim. O Türklerin büyük devletler kurmasından gelen bir olay. Nedir? Büyük devlet, atlı çoban kültürü, böyle bostan kültürü, tarla kültürü gibi de çok geniş arazileri kontrol etmen lazım at sürülerini otlatman için. O geniş arazilerde bir otorite kurman lazım. Hem atın üzerine çıkıyorsun,
o dönemin diyelim tankı, zırhlısı at. Hem atın etini yiyorsun ama o diyelim ilkel bir şey. Koyunun da eti yenir ama koyunun üstüne binip şey yapamazsın, savaş yapamazsın. Atın üzerine biniyorsun. Atın üzerine bindiğin zaman muazzam bir üstünlük sağlıyorsun. Ve o aynı zamanda örgütlenme, geniş alanları kontrol etme, başka alanlara yayılma ve indiğin zenginlik alanlarında yani İndus Nehri, efendim Sarı Nehir, Çin'de, Fırat Dicle, Mezopotamya'da olduğu gibi buralara indiği zaman o atlı çobanlar kendi örgütlenme yetenekleriyle birlikte geliyorlar. Oradaki zenginliklere el koyuyorlar ve işte muazzam imparatorluklar ve devletler kuruyorlar. Peki Türkler o zaman sınıflı bir toplum muydu? İşte sınıflara geçiş süreci bu tabii. Atlı çoban kültürü sınıflaşmayı da getiriyor bir süre sonra. Yani zengin at sürüleri. Mesela Orhun Yazıtları'nda ne diyor? Kültügin'in diyor 10 bin atlık sürüsü var. Sınıf 10 bin at senin varsa sınıflara geçmişsin ya. Hadi senin 10 bin tane atın var. Büyük bir zenginlik. Bir zenginlik birikimi olur. Kültügin'in 10 bin atı. Mesela şimdi Bilge Kağan'ın hazinesini arayıp duruyoruz. Veyahut da ne çıkıyor? Milattan önce 5. yüzyılda o altın elbiseli tiginler çıkıyor. Evet. Milattan önce 5. yüzyılda o şeylerden, iskit sakalardan kalan. Ondan sonra adamı bir elbise yapıyorlar. Her tarafı altından. Başındaki siperlik, miğfer altından, elbisenin tamamı altından, çizmeler altından. Bir yerde altın varsa devlet vardır. Bakın bir yerden altın çıkıyorsa orada mutlaka devlet vardır. Çünkü altın neyi temsil ediyor? Para, ticaret, zenginlik. Zenginliğin olduğu da devlet var, sınıflaşma var. Sınıf olmasa altından elbise olur mu? Reklama gidiyoruz değil mi? Tamam, kısa bir reklam aramız var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le kurucu kralları konuşuyoruz. Devam edeceğiz birazdan. Merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le kurucu hükümdarları konuşuyoruz. Sayın Genel Başkan, tarihçi Mehmet Perinçek, Doktor Mehmet Perinçek bir yorum iletmiş. Dilerseniz onu okuyayım. O değerlendirmeyle başlayalım. Tomoskova'dan elini kolunu uzattı evet. Buraya. İlgisini çeken bir tartışma tabii onun da. Şey diyor, korkunç mu, İvan müthiş mi? O tartışmaya dair bir yorum göndermiş. Tarihsel kişiliklere kendimize göre isim takmamalıyız diyor. Aslında İvan Grozny'deki Grozny bir taraftan korkunç ama bir taraftan da güçlü, kuvvetli irade sahibi anlamına da geliyor. Evet. Ama korkunç artık oturmuş bir ifade. Ve Rusya'da da herkes onu sevenler de, sevmeyenler de onu korkunç ama İvan Grozny diyorlar. Diyor. Türkçe korkunç demiyorlar. Evet, Grozny. Ama Grozny kelimesinin sözcüğünün içinde hem korkutmak var, korkunçluk var hem de güçlü, şiddetli o anlamı da var. Evet, bakın şimdi söylerken birden Grozny'de grrr diye başlıyor gr ile. Bizim korkunç da kr ile, kr ile başlıyor. O da ilginç. Yani. Evet. Demek ki belki de bu kelimelerin köklerinde buluştukları bir yerde olabilir yani korkunçla. Çünkü Rusça'ya giren çok 5000 kadar Türkçe kelime var. Sözcük var. O Oğuzlar, Kıpçaklar ve üzerinden peçenekler üzerinden çok sözcük girmiş Rusça'ya. Şimdi ben zaten Mehmet Perinçek de söylüyor. Müthiş mi? Korkunç mu? Ben müthişi tercih ediyorum. Neden? Grozny'de zaten müthiş de var. Yani Grozny'yi Türkçe'ye çevirirken İvan bağlamında müthiş diye çevirmek daha doğru. Müthiş ne? Tetiş kelimesinden geliyor. Yani yıldırıcı. Yani güç. Yani orada korkutmak da var ama güç de var. Yıldırmak da. Değil mi? Evet. Onun için yaptığı iş, işlediği tarihsel rol açısından baktığımız zaman korkunç. Yani hayalet de korkunç.
başka korkutucu şeyler var. Ama burada onun esas özelliği müthiş olması, güçlü olması. Bizim Yavuz'a benziyor, Yavuz Sultan Selim. Yavuz kelimesi de Türkçe Yavuz'dan geliyor. Çok olumsuzdur eski Türkçe'de Yavuz. Biz şimdi çocuklarımıza Yavuz Yavuz deyip duruyoruz ama eski Türkçe'de Yavuz'dır. BV'ye dönmüş sonra Yavuz olmuş. Yavuz yani halkın nefret ettiği, insanlara taktığı, işte korkunç, şiddetli, onda zalim falan onlar için söylediği bir kavram Yavuz, Yavuz. Müthiş Ivan da o. Yani bir yerden baktığınız zaman adam şiddetli, ondan sonra eziyor, vuruyor, kendi oğlunu bile öldürüyor. Ondan sonra ama bir merkezi çarlık kuruyor. Çar'da Sezar kelimesinden tabii geliyor, biliyoruz onu. Zaten o başka türlü kurulmaz. Yani Fatih için de aynı şey geçerli değil mi? Evet. Hem Anadolu beyliklerini kılıç zoruyla ortadan kaldırıyor. Yani Bizans'ı ortadan kaldırıyor ve Fatih Kanunnamesi'nde ne var? Diyor ki bundan sonra diyor her kim ki hükümdar ola diyor. O diyor o soydan diyor kardeşlerini diyor şey yapacak diyor. Katli vaciptir diye şey yapıyor. Kanun koyuyor. Bunun için yapıyor? Bunu imparatorluğun bölünmemesi, merkezi devletin güçlü olması, merkez kaçın kuvvetlenmemesi, imparatorluğun merkez kaç kuvvetleri arasındaki çatışmalar, mücadeleler içerisinde zaaflara düşmemesi. Yani merkezi imparatorluk ideali. Zaten bu eskiden gelen bir şey. Bu kanun olmadan da bu tür şeyler var. Yani eski Göktürk tarihine baktığımız zaman, diğer eski tarihlere baktığımız zaman da bu tür kardeşler arasındaki kavga, Bilge Kağan'la Kültig'in iki kardeşti, onlar arasında çok esaslı bir uyum vardır ama o model o değil yani. Esas olarak imparator olan diğerini ondan sonra tasfiye eder, etkisiz hale getirir. O da merkezi devlet idealinin gerektirdiği bir şey. Yani bir nesnellik. Onu görüyoruz. Fatih'in yaşam pratiği de var zaten. Bizans kardeşini kendisine karşı bir koz olarak elinde tutuyor. Evet. O da var. Fatih'in kendi çocuklar arasında işte Beyazıt, en büyük oğlu Ali galiba. Ondan sonra enteresan Fatih devrinde şey de var. Oğullarından birinin adı Oğuz galiba. Hatırladığıma göre şey Fatih. Yani tekrar böyle Türk isimlerine dönüş de var o sırada. O da çok ilginç. O da hakimiyet kaynakları için şeyden geliyor. Anadolu beyliklerini kontrol altına aldığı için tekrar oradan böyle bir Türk şeyi, Oğuz geleneği yükseliyor. Orada o geleneği zapturapt altına almak için bak kendi oğluna da o isimleri koyuyor. Yani Oğuz vesaire. Onları koyuyor. O bakımdan da çok ilginç. Tabii burada Fatih tarihin ruhunu ve kendisine omuzlarına yüklediği rolü çok iyi anlamış bir padişah, sultan. Onu görmemiz lazım. Mesela 2. Murat babası ters, çadırda oturuyor. Ondan sonra daha geleneksel, ondan sonra taht ve o sultanlık hırsı o kadar güçlü değil. Oğluna tahtı veriyor falan. Halkla görüşüyor, camileri birlikte gidiyor. Falan gidiyor. Daha o şey eşitlikçi eski geleneklere, kabile geleneklerine falan daha yakın duran bir padişahtır 2. Murat. Ondan sonra şeye benziyor biraz. Osmanlı'da Orhan falan onlara biraz benziyor. Mesela Yıldırım Beyazıt öyle değil. Yıldırım Beyazıt Fatih gibidir. Yani aslında Timur arkadan gelip vurmasaydı 1402'de Ankara Savaşı'nda Yıldırım Fatih olacaktı. Yani onda da imparatorluk ideolojisi, imparatorluk kuruculuğu fikri ve ona yöneliş çok kuvvetliydi Yıldırım Beyazıt'ta da. Onun için Yıldırım Beyazıt'ı erken Fatih, Fatih'i de geç Yıldırım Beyazıt, olgunlaşmış Yıldırım Beyazıt olarak görebiliriz. Tabi araya ne giriyor? Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Mehmet Çelebi var. Mehmet Çelebi'nin oğlu 2. Murat var. Yani Yıldırım Beyazıt'ın torununun oğlu oluyor Fatih Sultan yani. Mehmet. Fakat aradaki zaman çok az. 1402'den 1451'e 49 yıl sonra. Evet. Emrah'ın elindeki kitapta da galiba müthiş ve şey üzerine bir değerlendirme var. Korkunç ve müthiş üzerine. Evet. Şöyle, şimdi elimizdeki kitap Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan Korkunç Ivan başlığını taşıyor. Kalınca bir kitap bayağı. Burada bir çevirmenin notu var.
Ivan Grozny, Grozny kelimesine bir dipnot vermiş. İzninizle onu okuyayım. Lütfen. Dördüncü Ivan'ın Rusça unvanı Grozny'dir. İngilizceye terrible, korkunç. Terrible, evet. Terrible, korkunç, parantezinde korkunç olarak çevrilen bu kelime Rusça değil ise korkunç olmaktan ziyade insanda huşu ve hürmet hissi uyandırmayı bu anlamda bir güç, heybet ve haşmeti ifade ediyor. Evet. Yani biraz Muhteşem Süleyman'a evet. bile giden evet. Yavuz, Yavuz şiddetli. Yani yabız. Korkunç aslında bir İngilizce kavram üzerinden. Evet, öyle evet, bir evet. şey. Evet. Treble'dan Türkçe'ye giriyor ama Grozny'den çevirirsek Mehmet Perinçek'in yazdığında da gözüküyor. Burada da gözüküyor. Grozny'yi korkunç diye de çevirebiliriz yerine göre. Yerine göre bu müthiş, kudretli, müthiş diye de çevirebiliriz. Ama Ivan'a müthiş yakışıyor. Tabii evet. Müthiş adam korkunç da olur ama korkunç için onu tam korkunç. Ayırmıyor. Yani onu tam ifade eden kavram müthiş. Yani yavuz, güçlü, kudretli, kan dökmekten falan da o açıdan korkmayan. Ama hep bunu bir tarihi rol ve ideal üzerinden yapan, yoksa böyle ağzından kan dökülüyor falan anlamında değil. Yani şiddet meraklılığı anlamında değil. Şimdi gelirsek şeye, 5. Henry'e İngiltere'de evet. bunu daha iyi anlayacağız. Evet. İsterseniz Ivan'la devam edelim, oradan evet. atlayalım. Şimdi teorinin son sayısında, Şubat sayısında, bayilerde olan sayısında Mehmet Perinçek'in hazırladığı tarihimizden belgeler sayfasında bir belge var. Stalin ve Eisenstein'ın Korkunç Ivan filmi üzerine görüşmesi. Buradan şu çıkıyor, yani Stalin Ivan'a hakikaten çok önem veriyor. Evet. Ivan filminin çekilmesine, 1. Ivan filminin çekilmesi zaten onun önerisi üzerine gerçekleşiyor. Bir parantez açabilir miyim burada? Filmi Nazilerle barış döneminde çekilmesi emrini veriyor. Yani evet, bu da çok evet, dikkat çekici. Evet, o da çok önemli. Tabii Ivan üzerine bu görüşmede değerlendirmeleri var. Stalin ciddi bir tarih bilinci, Rus tarihine dair ciddi bir bilgisi, birikimi olduğu ve bunu kendi döneminde ülkeyi birleştirmek ve Nazilere karşı savaş bağlamında değerlendirdiği anlaşılıyor. Mesela ben birkaç yeri isterseniz okuyayım, onun üzerinden konuşalım. Stalin'in söylediği. Mesela diyor ki Eisenstein'a, Çar Ivan büyük ve bilge bir yöneticiydi. Yani şimdi Stalin sosyalist devletin lideri ve devrime katılmış Lenin'le birlikte önemli bir lider. Ama ne oluyor? Rus çarından. Yani Rus, ama hangi çardan? Rus evet. devletini kuran ilerici diyelim, bizim Yavuz şeye de denk düşer, Fatih'e de, Yıldırım Beyazıt'a da denk düşer. Biraz daha geri alırsan Osman Gazi'ye, yani 1. Osman, Osmanlı Devleti'nin kurucusuna, ama esas bence Korkunç Ivan, Yıldırım Beyazıt'la Fatih'e daha denk düşer. Şimdi onu tabii ne oluyor? Onun tarihi ilerleten rolünü Stalin görüyor. Evet, devam edelim. Şu önemli, bir karşılaştırma yapmış. Ivan ile 11. Louis'yi karşılaştırıyor. Hmm. Ve diyor ki Korkunç Ivan Louis'ye oranla 10 kat yüce. Çok önemli. Çünkü diyor Korkunç Ivan'ın bilgeliği onun milli bakış açısına sahip olmasında ve dış etkinin sızmasından ülkeyi koruyarak yabancıları ülkesine sokmamasında. Yani bunun Nazilerle savaş dönemine evet. denk gelmesi de evet. sanıyorum. Şimdi şöyle oluyor. Bu Nazi tehdidi, yani Alman tehdidi Sovyetler Birliği'ne karşı belirince iki tane Eisenstein, yani dünyanın en büyük tabii sinema yönetmenlerindendir Eisenstein. İki tane Stalin'in de isteği üzerine iki film yapıyor. Biri Alexander Nevsky filmi. Aslında bunların ikisi de dünya sinemasının şaheserleri arasındadır. Özellikle Alexander Nevsky. Alexander Nevsky gibi 13. yüzyıldaki bir Rus Novgorod prensi. Yani o zaman Rusya'da prenslikler var. Daha Ivan çıkmadı. Ivan o prenslikleri birleştirerek merkezi Rus çarlığını, merkezi devleti kurdu. Alexander Nevsky'nin rolü ne? Alexander Nevsky batıdan gelen Töton, yani Cermen şövalyelerine karşı o Novgorod'u savunuyor. Ve orada da Prokofiev'in müziği vardır falan, çok etkilidir. İşte o
hep çağrışımlar vardır. Yani Alman tankları, tabii Almanya şöyle tank yapıyor, böyle tank yapıyor falan. Yani onların yenilmez değil, yenilir olduğunu gösteren işte o büyük zırhlarla gelirler. Teton şövalyeleri, yani Nazilerin diyelim jetleri, dedeleri falan. Ama onların nasıl böyle bataklıklara gömüldükleri o zırhlarıyla falan anlatır. O Alexander Nevski gibi bir prensin etrafında birleşen Novgorod halkı büyük bir savaş verir ve batıdan gelen Teton, Cermen şövalyelerinin istilasını yerle bir ederler. Yani burada hep bir Rus kahramanlığına bir gönderme ve Rus halkındaki ve Sovyet halklarındaki kahramanlık duygusunu ateşlemek için çevrilen bir film. Ve orada çok ilginçtir. Filmin başında da gözüküyor o Tatarlar, Moğollar, yani Türk Tatar şeyleri. Onları biraz dost gibi görür. Yani yüzünü batıya döner. Esas tehdit oradan geliyor, Alexander Nevski. Ve Tatarlarla biraz anlaşır. Bir anlaşma yapar falan. İkinci film İvan. İvan ise ne oluyor? 16. yüzyılda Rus şeyinin, çarlığının kurulması. Yani merkezi devletin Rusya'da kurulması. O prensliklerin yok edilmesi. Florence prensesine öğütlediği gibi. Ondan sonra Machiavelli. Ondan sonra orada da yine vatanseverliğe gönderme yapıyor, evet. Stalin. Yani Rus vatanseverliğini ayakta tutmak, ama Rus vatanseverliği ne oluyor? Tarihten kralların, çarların direnişlerine yaslanarak. Yani bizim bir takım böyle yeni yetmiş solcuları falan filan, padişah düşmanlığı, Fatih düşmanlığı falan okuyoruz onları. Zavallı zavallı yazılar çıkıyor. Hatta bizim King filmini öven ve 5. Henry'yi anlatan yazımla ilgili de bazı yorumlar falan çıkmış. Hatta bizim Yavuz Ologan da yazmış bir şey. Ondan sonra işte vay bilmem ne faşist bunlar falan diye. Ya yani faşist olur mu? Yani bütün insanlık tarihinde kurucu krallıklar tarihi roller oynadılar. Yani feodalizmin gelişmesi, kapitalizme geçiş, onu biraz sonra konuşacağız. Burada da İvan Rus tarihinde merkezi devleti kurarak aslında Rusya'da feodalizmin gelişmesi, ilerlemesinin koşullarını sağlıyor. Aynı bizim Osmanlı'nın, Selçuklu'nun Anadolu'da oynadığı rol gibi. Onun için Stalin onu övüyor. Evet. İvan'ı. Peki Stalin'in İvan'ı övmesi ve tarihsel bir yere oturması sadece dırsal etkenlere bağlı bir şey. Yok. Yani şöyle yorumlar da var. Mesela bu kitapta da var. Başka yorumlar da var. Stalin kendi şiddetine meşruiyet kazandırmak için, tarihsel bir meşruiyet kazandırmak için aynı zamanda İvan'ı çok ön plana çıkardı. Doğru. Bu da şu manada doğru. Stalin'in uyguladığı şeyde, kudrette sonuç itibariyle proletarya diktatörlüğü diye o zaman adlandırılıyor. Ne için? Devrimi sürdürmek. Kapitalizmi ondan evvel toprak ağalığını, işte bilmem şeyleri, Hristiyan ruhban şeyini tasfiye etmek, ondan sonra Rus halkına eşitlik, özgürlük getirmek, Rus emekçisini özgürleştirmek falan. Bu tabii sen bir eski toplumla mücadele ediyorsun, değil mi? Atatürk'e de yöneltilen suçlamalar o, değil mi? O bakımdan tabii oradan da bir meşruiyet alıyor. Yani bakın tarihe diyor, bazı diyor şeyler gericilikle hesaplaşmadan bu işler çözülmüyor diyor. Onu, o mesajı vermek istiyor tabii. Evet. Fakat şöyle, siz güzel bir şey söylediniz. Yani mesela Alexander Nevski'de daha çok vatanseverlik vardır. Dışa karşı, yani Teton, Cermen şövalyelerine karşı Novgorod halkının vatanseverliği ve direnişi. İvan'da ise bence iç mesele daha önemli. Yani vatansever tabii, yani vatansever diye adlandırılabilecek bir kral, ama esas Rus prensliklerini ortadan kaldırarak bir çarlık etrafında güçlü bir merkezi devlet kurmak. Tabii bu içe dönük bir çelişmenin çözümü. Şey de bunu gösteriyor. Stalin öncesi korkunç İvan değerlendirmesi Rusya'da olumsuz. Stalin sonrası da olumsuz. O da enteresan. Evet. Tabii. Yani orada şeyden bakıyor. İnsan hakları bilmem ne falan. Bizim bir takım sözde sahte solcuların Osmanlı padişahlarına bakış açısı, Fatih'e veya işte kardeşlerini öldürdü, kardeşlerini öldürmeyi getirdi. Bu padişahlar
Ondan sonra şiddet uygulardı, asarlardı, keserlerdi. Yani tarihe bu bakış açısı çok yanlış. Yani tarihte şiddetin rolü konusundaki bu bakış açısı. O zaman ne oluyor? Cengiz Han da kötü, Hazreti Muhammed de elinde kılıcı vardı falan. Sonuç itibariyle bütün uygarlık kurucularını, Roma İmparatorluğu, Yunan devletleri dahil ne oluyor? Çöpe atıyoruz. Roma İmparatorluğu ne? Roma kılıcı ne? Roma uygarlığı kılıçsız mı kuruldu? Kılıçla kuruldu. Yunan uygarlığı kılıçla kuruldu. Kılıçla kurulmayan bana bir uygarlık gösterir. Yani zeytin dalıyla kurulan bir uygarlık var mı? Kılıçla kuruyor. Ondan sonra yönettiği halklara da diyor ki alın diyor bu zeytin dalını sallayın diyor. Şimdi diyor Roma barışı var. Yani Roma barışı ne? Kılıçla kurulan bir barış. Ve adaletteki şeyde değil mi? Kadının elinde bir elinde kılıç var. Değil mi? Adaletin simgesi. Adaletin olacak. Simgesi kılıç. Evet. Kılıç olmasa adalet olur mu? Kılıç olacak ki bir huzur barış sağlayacak o kılıçla ve herkes mahkemelerin verdiği hükümleri kabul edecek. O da kılıçla oluyor. Hapse... Başka bir programda konuşacağız ama yani evet. Bu devlet ve şiddet ilişkisine biraz konuşuruz. Değinsek çok iyi olur. Evet konuşuruz. Sayın Başkan. Tabii. Yani devlet şiddeti bir bakımı ortadan kaldırıyor. Hangi şiddeti ortadan kaldırıyor? Kabileler arasındaki boğazlaşmalar, birbirlerini öldürmeler, kırmalar, vurmalar, kervan soymalar değil mi? Hazreti Muhammed de onu yaptı. Yani evet. Ümmet kavramıyla kabileler arasındaki savaşlara son verdi. Kervanların soyulmasına son verdi. Cengiz Han da Mete de hepsi onu yaptılar. Bilge Kağan da. Ondan sonra bunu ama nedir? Bir otoriteyle kılıçla yaptılar. Hazreti Muhammed kılıçlı bir peygamber. İsa'dan farkı o. Yani devrimci bir peygamber. Kılıçla neyi getirdi? Medeniyeti getirdi. Zaten hep bütün medeniyetler kılıçla geldi. Başka türlü gelmemesi mümkün değil. Yani medeniyet olmasa ticaret olmaz. Pazar olmaz. Pazar güvenliği olmaz. Demin konuştuk Osmanlı'nın kılıcıyla, Selçuklu'nun kılıcıyla Anadolu'ya ve Rumeli'ye şey geldi. Asayiş geldi ve o sayede ekonomi zenginleşti ve o sayede az insan öldü. Yani kabileler evet. Birbirlerini öldürüyorlardı ama bir nizam kurduğun zaman birbirlerini öldürmek, vurmak, kırmak yasak. Öldüren cezalandırılır, yağmalayan eli kesilir, vurulur, kırılır. Bir nizam getirdiler. O nizamı da kılıçla kurdular. Ama ne oldu? Daha az insanın öldüğü, daha az acıların çekildiği, merhametin daha güçlendiği düzenler medeniyetle kuruldu. Evet. Ve kılıçla kuruldu. Hazreti Muhammed de bu açıdan bir kurucu hükümdar tabii. Sıfatına tabii. Girer galiba. Tabii. Yani o da onu da diyelim Fatih Sultan Mehmet gibi, 5. Henry gibi, ondan sonra 14. Louis gibi Fransa'da. Tabii iki tür kurucular var. Bir Osman Orhan gibi böyle ilk kurucular var. Bir de merkezi imparatorluk, merkezi devlet kurucuları var. Bu ikinci tip merkezi devlet kurucuları ayrı bir kategori. Arap tarihinde de tabii ona denk düşenler şey yapılabilir, görülebilir. Yani diyelim Emevi İmparatorluğu, Abbasi İmparatorluğu o merkezi devlet kuruculuğunun örnekleri olarak bunlar da görülebilir. Evet. Bu Osmanlı kılıcından bahsettik az önce. Yani ekonomik gelişmede de olağanüstü aslında Fatih'in İstanbul'u tabii. Fethi tabii. Gelişmelere yol açıyor. Tabii. Yani şimdi şu Halil İnalcık kitabında mesela bir küçük bir bölümü okuyayım izin lütfen, verirseniz. Lütfen çok burada. Güzel olur. Bölgeler arası ticarette Osmanlı tebaası olan Müslüman tüccar, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler İtalyanların yerini almıştır. Gümrük defterlerinde İtalyan gemileri ve tüccarından çok daha fazla bu unsurları görmekteyiz. Batı Anadolu'da kuvvetli bir pamuklu sanayi, Ankara ve Tosya'da sof sanayi, Bursa ve İstanbul'da ipekli sanayi, Avrupa ve Kuzey memleketlerine önemli miktarda ihracat yapabilmekteydi. İstanbul'da ve Selanik'te çuha sanayi, Edirne'de deri işleri, ayakkabı sanayi, Yanbul'da abak kebe yapımı, Balkanlar'da önemli sanayi kolları ve devam ediyor. Neredeyse kapitalizme doğru evet, bir evet. Açılma var. Evet. İşte şimdi Avrupa'daki o merkezi devlet ve merkezi kralların o bakımdan bir diyelim ipucu veyahut da ilk filizlenmesi diye Fatih Sultan Mehmet görülebilir. Evet. Onları geçebiliriz. Şimdi İvan'la Fatih tabii diğer kurucu imparatorların da hükümdarların da ortak özellikleri var hakikaten. Yani bir merkezi devlet kurmak, aristokrasiyi kılıçla şiddet hepsinde var. Tasfiye etmek yönetim kademesinden.
kendi kişiliğinde otoriter bir mutlak güç oluşturmak. Tabii. Kendi ordusunu kurmak, kendisine bağlı ordu kurmak önemli. Falan gibi. Bunların hepsi ortak özellik. Ama İvan'la Fatih arasında şöyle de bir ilginç durum var. İvan da kendisini Roma geleneğine dayandırıyor. Ben 3. Roma İmparatoruyum. Ama işte şeyde de var. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu diyoruz ya Avrupa'da da. Yani Avrupa'da Cermenler yukarıdan geliyor, kabileler. Cermenlerin böyle bir devlet geleneği falan yok. Değil mi? Cermenlerde. Ama ne var? Akdeniz sahilinde işte Roma'da bir Roma İmparatorluk geleneği var. Hukuk orada, adalet orada, bilim orada, tıp orada, matematik orada, her şey orada. Cermenler paldır küldür kabile toplumları olarak geliyorlar. Ve o Cermenlerle Roma İmparatorluğu'nun mirası ve birikimi arasında bir buluşma oluyor. Ve işte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, işte yani Cermenler de kendi kurdukları imparatorluğa Kutsal Roma adını veriyorlar. Yani onun için Roma bütün imparatorluklara böyle bu şekilde bir ilham kaynağı oluyor. Veyahut da bir model oluşturuyor. Evet. İkisinde de şey de var yani bunun yanı sıra. Yani evet ben Roma'nın devamıyım ama bunun yanı sıra ben Tanrı'nın gölgesiyim. Tanrı'nın yeryüzündeki tek temsilcisi. Şeyde var zaten o Kur'an-ı Kerim'de var. Evet. Tanrı'nın yani Allah'ın gölgesi olma olayı Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Orada yani krallar Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Yani Tanrı kral ile onların gölgesi olan krallar aslında bu Tanrı'yla krallar arasındaki ilişkiyi de ifade ediyor. Yani mesela bizim Göktürklerde şey Bilge Kağan'ın oğlunun adı Tengri Kağan'dır. Yani oğluna Allah adını veriyor Tengri Kağan. Zaten işte ne diyor biz diyor gökte işte o Göktürklerin Orhun yazıtlarında falan yani kutu şeyi irademizi, kudretimizi gökten alıyoruz. Gökte yaratıldık. Göktürk Kağanlarının ideolojisinde biz gökte yaratıldık. Kendi iktidarını meşrulaştırmak için mi bunu? Gökte yaratıldık. Yani gökte yaratılmış şeyler, Göktürkler. Zaten gök ne? Sema demek değil mi? Yani gök nedir? Şeyin Göktürk Türklerin yani Bilge Kağan soyunun soyadı gök. Kim bu adamlar? Hanedanın adı gök. Hanedan kendisine gök adını vermiş zaten. Evet. Daha doğrusu o ad. Şimdi Orhun yazıtlarının 34 yerinde hep Türk diye geçer. Hı. İki yerde gök Türk diye geçer. Orada da şeyi vurgusu vardır. Yani o Göktürk Hakanlarının kudreti, hükümdarlığı falan o vurgu olduğu yerde Göktürk diye iki yerde geçer. Yoksa onlar Türk Kağanları ve soyadları Türk. Yani o hanedanın adı Türk. Şimdi şöyle bir şey de var. İvan'ı işte müthiş bir şiddet uygulamakla, terör yapmakla suçluyorlar ama aynı dönemde Avrupa'da hakikaten İvan'ınki gibi kutsal amaçlara hizmet etmeyen, en azından yani devleti birleştirmeye hizmet etmeyen olağanüstü derecede şiddet var. Tabii. Yani Engizisyonlar var, kadınları yakmak var, cadı suçlamasıyla vesaire. Tabii bu kurucu krallar hem şiddetle ve kılıçla bir düzen ve otorite kuruyorlar. Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi, Yıldırım Beyazıt'ta olduğu gibi vesaire. Yani şiddeti şiddetle dizginliyorlar. Ve tabii ne oluyor? Belli kanunlara ve nizama bağlıyorlar şiddeti. Yani belli kanunlara uymazsan sana bu şiddet uygulanır. Ama şu şiddeti ortadan kaldırıyor. Gidip başkasının malına el koymak, kervanını basmak değil mi? Hazreti Muhammed de bunu ortadan kaldırıyor. Fatih Mehmet de, Selçuklular da, kurucu krallar da. İsterseniz buradan şeye geçelim. 5. Henry'ye İngiliz kralı. Otur. Yani orada da onun kişiliğinde bu olay çok daha güzel anlatılıyor. Evet. Şiddet karşıtı biri aslında değil mi? İmparator olmadı. Şeyde yani. Öyle. Yani King filmini öneriyorum. O 5. Henry'yi anlatıyor. Şimdi 4. Henry'nin oğlu 5. Henry. Ondan sonra işte bakın filmden sahneler. Başını vurdurdu yakın arkadaş. İdamlar bilmem yani bir filmde sahnelere baktığımız zaman hep şey şiddet var. Bakın kafalar vuruluyor bilmem ne falan. Ama 5. Henry
Dördüncü Henry'nin büyük oğlu, iki oğlu var. Dördüncü Henry bakıyor ki bu beşinci Henry çok merhametli. Yani daha sonra beşinci Henry adını alacak olan oğlu çok merhametli. Ya bundan diyor kral falan olmaz diyor. Onun için öbür oğluna şey yapıyor, vasiyet ediyor. O diyor kral olsun diye falan. Sebebi de o diğer İngiltere'deki o beylikleri şiddetle kontrol altına almasına karşı çıkıyor babasının. Fakat sonra talih onu ne yapıyor? Hükümdar yapıyor. Çünkü o merhametli ve şiddete karşı olan 5. Henry hükümdar olduktan sonra ve hükümdar olurken hükümdar olma sürecinde birden şiddetin rolünü böyle azami bir şekilde benimsiyor. Ve yani o süreç, o tarihsel rol onu esir alıyor. Yani merhametli olan evet. Henry, işte The King filminde bunları gösteriyor değil mi? Evet, şu an gösteriyor. Bu King filminde o merhametli olan Henry birden o aynı Fatih Sultan Mehmet gibi veyahut da şey gibi, Ivan gibi şiddetin rolünü anlamış ve o rolün gereğini yapan bir krala dönüşüyor. Yani bir zorunluluğun sonucu olarak. Evet. Yani o rol onu alıyor ve onun kişiliğini yaratıyor. Ve bu filmin son sahnesine kadar gidiyor. Ve en sonunda son sahnede kendi eliyle kendi mahiyetindeki o önemli insanı kendi eliyle öldürüyor falan. Yani film, The King filmi bizim konuştuğumuz konuyu belki de en güzel anlatan film. Olağanüstü bir film. Yani bu kurucu krallar ve kurucu kralların kılıç rolünü ondan sonra olağanüstü anlatan bir film. Biraz o, şeye... Fakat ben şimdi şaşırdım. Bakın 5. Henry 9 sene hükümdarlık yapmış. Fakat o 9 seneye öyle muazzam işler sığdırmış ki Fransa'ya gidiyor, Fransa'ya boyun eğdiriyor. Orada da çok zalim. Yani bir Fransız ordusunu esir alıyorlar. Arkada geliyor İngiliz beyleri diyor ki bunları ne yapacağız diyor. Arkasında kocaman bir esir alınmış Fransız ordusu. Hepsini diyor keseceksiniz diyor. Neden? Çünkü onları doyuracak bilmem ne yapacak falan ve bir de arkada bir kriz anında tehlike oluşturan muazzam bir kuvvet. Yani hep o şiddetin rolünü o tarihsel süreçte çok iyi anlamış bir kral, 5. Henry. O da bir kurucu kral. Evet. Ve 9 sene yaşamış, ilginç. Fatih, pardon 9 sene hükümdarlık yapmış. Fatih 1451-1481, 30 sene bayağı. Ivan 37 sene. Ivan daha fazla. 1547-1584. Fakat 14. Louis'ye şaşırdım. 1643'ten 1715'e kadar 72 sene. Bizim 1520-1566 en uzun Kanuni Süleyman'dır, 46 sene. Evet. Fakat bu 72 sene 14. Louis'ye. Ama şimdi onda da müthiş bir söz var. Devlet benim diyor. Yani tam kurucu kralı ve o merkezi otoriteyi kuran, yani diğer beylikleri, senyörlükleri falan filan bastıran ve ortadan kaldıran o kurucu kralı, o 14. Louis, Fransız kralı çok iyi anlatıyor. Devlet benim diyor. İşte kurucu kralları anlamak bakımından da feodal dönemde ne var? Kralın tarifi, Latince primus inter pares, yani primus birinci. Bizim pir birden geliyor. Primus inter pares. Inter arasında pares, eşitler arasında birinci. Ama kurucu krallar dediğimiz, yani biz şimdi öyle ad verdik, o merkezi devlet kuran krallarla birlikte eşitler arasında birinci olan kral birdenbire diğer senyörlüklerin üstüne çıkıyor. O senyörlükleri ne yapıyor? Bastırıyor, tasfiye ediyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği rejimde ne var? Büyük beylik yok artık. Tımarlar falan daha küçük küçük toprak parçalarını veriyor. Merkezi devlet güçlü. Eğer büyük toprak parçası verse ne olacak? Ona kafa tutacak. Yani onların büyümesi ve merkezi krallık padişah için tehlikeli hale gelmesini önleyen bir sistem kuruyor
Fatih Mehmet. O sistemi Avrupa'da da o kurucu krallar döneminde kurulduğunu görüyoruz. Yani senyörlerin rolünü zayıflatıyor. Senyörleri baskı altına alıyor. Bunu 14. Louis de yapıyor. 5. Henry de yapıyor İngiltere'de. Ivan zaten o prenslikleri ortadan kaldırarak bir anlamda yapıyor. Bu tabii kapitalizmin feodalizmi böyle alt etmeye başladığı, geliştiği döneme de denk düşüyor. Yani bir anlamda orada tüccarlarla ve kapitalizmi geliştiren unsurlarla kral birleşiyor ve beyliklerin etkisini, senyörlerin etkisini zayıflatıyor. Bu da kapitalizmin gelişmesine hizmet ediyor. Bu kurucu kralların çıktığı dönem bu bakımdan çok anlamlı. Yani işte diyelim 14-15. yüzyılda kapitalizm filizlenmeye, büyümeye başlıyor. Ama esas büyüme 16. 17. yüzyıl Avrupa'sı ve bu kurucu kralların çıktığı tarihi çağ da aynı. Yani nesnel olarak altını mı oyuyorlar? Nesnel olarak yani altını mı oyuyorlar tabii, aslında? Kendi rakibi sistemi olarak gördüğü feodal beyliklerin otoritesini zayıflatarak, onların çelimsizleştirerek bir anlamda feodalizme de darbe indirmiş oluyor evet. Kral. Yani bir anlamda orada kral kapitalizmle ve şeyle ittifak yapıyor. Kendisi de feodal olduğu halde, kral olduğu halde kimle ittifak yapıyor? Tüccarlarla ve gelişen kapitalizmle ittifak yaparak merkez karşıdaki o feodal beyleri zayıflatıyorlar. Bunların da teorisini Bodin yapıyor. Fransız teorisyeni. Biz onu hep devlet teorisi kitaplarında okuturuz. Yani o merkezi devleti güçlendirme yönündeki teoriyi Machiavelli'nin bir anlamda Bodin devamı oluyor. Evet. Büyük milletlerin de hep bu gelenekten geldiğini görüyoruz tarihte değil tabii mi? Kapitalizmin gelişmesi yani merkezi krallıklar, merkezi kurucu krallar. İşte kurucu coğrafyalar da bir anlamda merkezi İngiliz krallık Fransız devrimini hazırlıyor. Evet, İngiliz evet, devrimini hazırlıyor. Evet. Feodalizmi zayıflatarak. Yani onun arkasından ne geliyor diyelim Fransa'da Fransız devrimi geliyor. İngiltere'de 1640 şeyin arkasından 5. Henry diyelim 1413-1422 arası 15. yüzyıl Cromwell yani İngiliz demokratik devrimi 1640. Ama Henry o beylikleri kontrol altına aldı, zayıflattı. Kapitalizmle bir anlamda bir ittifak yaptı. O kapitalizm gelişti ve 1640'da ne oldu? Cromwell çıktı ve İngiliz parlamentosunu bastı. O da tabii. Ve İngiliz kralını ipe çekti. İngiliz kralının hazırladığı sahnede hareket etmiş. Yolda. İpe çekti. Ama tarihin diğer daha ipi. Sonra tekrar krallık, yani biraz kısa bir cumhuriyet gibi bir şey oldu. Krallık geldiği zaman da Cromwell'i mezarından çıkarıp astılar. Evet. O da çok müthiş bir şey. Yani hani o zamanki tarihte rol ne? Şiddetle hallediliyor sorunlar. Cromwell geliyor İngiliz kralını ipe çekiyor. Ondan sonra tekrar krallık kazandığı zaman İngiltere'de de Cromwell'i mezarından çıkarıp ölüsünü ipe çekiyorlar. İntikamı alıyorlar yani. O da çok şey. Cromwell'in öyle parlamentoyu atla girip basması falan ve ahır olarak adlandırıyor evet. Tabii. Çok ilginç. İlginç evet. Ama bu, oradaki parlamento yani beylerin falan filan toplandığı lordlar kamerası dediğimiz bir parlamento. Yani oradaki parlamento demokratik ilerici bir şey değil. O nedenle geliyor o parlamentoyu 1640 devrimiyle Cromwell basıyor. Zaten şimdi İngiltere'de de bakın Cromwell, Robespierre falan bu devrimci demokratik liderler hep böyle kenarlara itilmiş. Robespierre'in mezarı bile belli değil. Evet. Hatta evet. Fransa'da zamanında yaşamış bir arkadaşımızdır. Mezarı muhtemelen tahmin edilen mezarı üzerinde bir alışveriş merkezinin girdiğini söylüyor. O da güzel bir şaka. Çok acı bir şey. Robespierre'in evet. Doğru dürüst bir tane sokakta adı var galiba Paris'te. Öyle mesela böyle koca koca meydanlar bilmem ondan sonra caddelerde falan Robespierre adı yok. Bir küçük galiba caddede var. Evet. Bu devlet benim diyen 14. Louis. 14. Louis. O hakikaten onunla ilgili onun hayatını can evet, o çevirdi şeyden. Ya. Oxford. Doğru bize de gönderdi onu. Orada var mı ilginç böyle burada konuşabileceğimiz?
Ortada bir şu var, siz onu biraz anlattınız. İç politikadaki amacını ifade ediyor. Orası önemli bence. Onu paylaşayım izleyicilerimizle ve sizinle. İç politikadaki amacı bir mutlakiyet sistemi kurmak ve devamını sağlamaktır diyor. Doğru. Çok güzel. Sizin anlattığınız şeye oturuyor bu da sisteme. Bu sisteme göre kral temsili kurumların çıkardığı engellerden bağımsız hüküm sürecekti. Evet. Ancak iradesine bağlı olan vekillerden ve kurullardan yardım da alacaktı. Bu dönemde parlamento çoğunlukla yok sayılmış, büyük soylular genellikle siyasi makamlara getirilmemiş ve sadık burjuva devlet yöneticileri. Büyük soylulara karşı orası çok. Parlamento dediği de sonuç itibariyle yani soyluların falan temsil edildiği parlamento kastediyor. Ama ittifak olarak da büyük soylulara karşı sadık burjuva devlet yöneticilerini seçiyor. Tüccarlarla, burjuvaziyle işbirliği yapıyor. Yani kapitalizmin gelişmesine bu büyük soylulara karşı kapitalizmlerle ittifak yapıyor ve onları devlet makamlarına getiriyor. Evet. Bu mesela Fatih'te farklı bir örnek olarak var. Yani bütün Fatih tabii ekonomik olarak daha geri, yani Avrupa'da bir kapitalizmin filizlendiği ortamda veya büyüdüğü bir ortamda bu kurucu krallar çıkıyor. Yani Türkiye'de daha, yani o zamanki Osmanlı Devleti'nde böyle bir gelişmiş bir kapitalizm henüz yok. Ama bakın şimdi biraz evvel siz Halil İnalcık'tan yani o da çok büyük bir tarihçimiz tabii. Evet. Çok da büyüğümüzdü ve çok da iyi dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim de bir büyüktür ve büyük tarihçidir. Orada Fatih'ten sonraki ekonomik gelişmeyi anlattınız. O ekonomik gelişmeyi şöyle özetleyebiliriz. Fatih bir nevi kapitalizmin gelişmesi koşullarını yaratıyor. Çünkü çoğu böyle küçük işletmelerde veyahut da diyelim atölyelerde esnaf zanaatkarın yaptığı işler değil. Böyle yavaş yavaş büyük üretime doğru yönelen bir şeyden gelişme eğilimini görüyoruz. Evet, görüyoruz. Onun için siyasette ve siyasi kuruculukta Fatih bir model oluşturuyor öbürlerine. Ama dördüncü Henry tabii Fatih'ten önce o. Beşinci Henry. Efendim, ama Fatih'ten sonra olan 14. Louis kapitalizmin geliştiği bir kurucu toplumda kurucu kral. Ve Can Perinçek'in yolladığı metinde de gördüğümüz gibi büyük soylulara biçiyor ama kapitalistleri, burjuvaları alıp devlet makamlarına getiriyor. Yönetim anlayışı açısından Fatih'i ben örnek verecektim. Tabii. Fatih de kendisinden öncekiler gibi yönetmiyor devleti. Yani mesela herkesle görüşmüyor. Artık onunla sadece belli kişiler... Devletin en üst kademesindeki yöneticiler görüşebiliyor. Meclis toplantılarına katılmıyor. Sadece kendi mahiyetindeki en üst düzey devlet yöneticileriyle... İşte ikinci Murat daha halka yakın tabii. Ama yani o feodal dönemin o beylerinle halk arasındaki ilişkileri açısından ikinci Murat böyle daha böyle halka yakın, çadırda kalıyor falan. Fatih Sultan Mehmet ise daha imparator. Daha tanrı kral. Daha imparator, daha Zeyinde. Merkeziyetçi, daha merkezi devletçi. Şiddeti rolünü daha iyi anlamış ve tarihin omuzlarına yüklediği rolü çok iyi kavramış ve götürüyor Fatih Sultan Mehmet. İkisi de rakiplerini yani o merkez kaç kuvvetleri bastırmak için doğrudan doğruya kendilerine bağlı silahlı kuvvet oluşturuyor. Tabii. Sekban, Opriçnina. Tabii. Buna finanse etmek için halktan vergi topluyorlar, tabii, para topluyorlar. Evet. Yeniçerilik de zaten bakın o Yeniçeri ordusu çok muazzam bir olay. Ya, bu zaten siyasetnamede de var. Yani başka kavimlerden merkezi devletler kurun diyor. Evet. Siyasetnamede Nizami Mülk. Neden? Çünkü bastırmada kullanmak daha kolay. Şimdi Yeniçeri öyle bir şey ki Sırp çocuklarını, Rum çocuklarını bilmem neyi falan topluyor, getiriyor. Ya, Türk aileler yanında yetiştiriyor falan filan, eğitiyor. O sonra askeri eğitimden geçiriyor, ordu yapıyor. Ama adamın gidip kaçacağı bir köyü yok. Bir ocağı yok. Yani, tam kapı kulu. Yani padişaha bağlanmaktan başka Yeniçeri'nin hiçbir çaresi yok. Şimdi yine sipahi falan Anadolu'da çiftçilik yapan falan filan
belli bir toprağı olan, oradaki köylüleri çalıştıran bir adam. Ama ne olursa olsun sipahi yine toprağa bağlı ve Anadolu toprağında. Yeniçerinin hiçbir öyle bir özelliği. Anası da padişah, babası da padişah, ipleri de padişahın elinde, hayatı da padişahın elinde ve padişah için savaşmak ve ölmek dışında hayatında bir çözüm yok. Kaçıp gideceği bir yer yok. Aile yok. O bir tek kendi Yeniçeri Ocağı var. O bakımdan o bir merkezi devlet ordusu olarak olağanüstü bir şey. Bakın Taşra'da bir Yeniçeri yoktur. İstanbul'dadır Yeniçeri. Taşra ordusu merkezi hassa, merkezi devlet ordusudur Yeniçeri. Onun için Orhan Gazi zamanında kurulması da o imparatorluk ideolojisi ve kurumlaşmasına doğru olağanüstü bir adımdır Yeniçeri. Evet. Ve enteresan ama Bektaşi yapıyorlar. Evet. Yani Sünni bir imparatorluk kuruluyor. Neden peki? Ha? Halka yakın. Yani şeye benziyor. Halk seviyor o zaman. Yani halkın büyük çoğunluğu Türkler Alevi olduğu için o zaman o tarihte Yavuz 16. yüzyıla kadar yani 15. yüzyılda baktığımız zaman Anadolu'daki Türkler hepsi Alevi aşağı yukarı. Yani köken Alevi. Orhan Gazi zamanında ne yapıyor? Şey Bektaşi olarak kuruyor onları. Sonuç itibariyle halkın bir Türk ailelerin evine veriyor, yetiştiriyor zaten onu. Orada yetişirken Türk göreneği, geleneği, Alevi geleneği bilmem ne yetiştiriyor. Oraya getirdiği zaman anası babası Alevi olmadığı yanı ne yapacaksın? Bektaşi yapacaksın. Çünkü Bektaşi mensubiyetle oluyor. Yani anadan babadan Bektaşi olmaya gerek yok. Dernek gibi. Ama ideoloji olarak nedir? Sünni, Ortodoks, merkezi fikriyattan farklı daha şey batıni diyeceğimiz yani Ortodoks olmayan daha muhalif, heterodoks Rafizi yani şey İslami dille Rafizi diye söylenebilecek bir şey Bektaşiler. Evet. O da çok onlar hepsi ciddi buluşlar yani. Kurumlaşma sırasında. Bu kurumlaşmaya değinmişken Sayın Başkan, şimdi Fatih'in İstanbul'u fethinden bahsettik. Biz Hikmet Kıvılcım'da da kitabında sizin önünüzde duran kitapta aynı zamanda Bizans da İstanbul'u Osmanlı'yı fethetti diyor. Kurumlarıyla, kurumlaşmasıyla. Evet. Devlet gelenekleriyle. Şimdi bakın ben tabii Hikmet Kıvılcım'lı büyüğümüzü de saygıyla anıyoruz. Ben kendi kütüphanemden çıkarttım. Bakın her tarafı yırtılmış. Bu hale gelmiş bir kitap. 53 basımı. Evet. Evet, bu hale gelmiş. 1953'te çıkan basım. O zaman ilk okurken çizmişim her tarafını falan. Şimdi kalktım. İkinci defa okudum. Hatta belki de üçüncü defa okuyorum. Bilmiyorum kaçıncı defa okudum. 7 Şubat 2020 evvelsi gün okumuşum. Yani bu program nedeniyle İstanbul'dan aldım getirdim bunu. Böyle bir program yapacağız diye. Bir daha okudum. Hakikaten olağanüstü bilimsel önemli bir eser. 30 sayfa ama bütün ezberleri bozan ve işte soldaki padişah düşmanı, sultan düşmanı, bilmem Osmanlı düşmanı, bütün saçmalıkları bozan çok önemli ve tarihe materyalist açıdan bakan ve Osmanlı'nın, Selçuklu'nun rolünü çok iyi, tabii hangi Osmanlı'nın? Yükseliş dönemlerinin Osmanlı'nın ve Fatih'i de çok iyi biraz evvel anlattığımız gibi anlatan son derece bilimsel bakımdan önemli bir kitap. Evet. Yani onu da saygıyla anlıyoruz ve bunu biz yayınlayalım tekrar Teori Dergisi'nde ve bütün arkadaşlarımız ve tarih meraklıları ve halkımız okusun. Şimdi... Ve mesela birinci sayfada şunu diyor. İstanbul'un fethi bir dinin öteki dine karşı zaferi değil, ilerlemenin gerilemeye karşı zaferidir. Gerçekte İstanbul'un fethi her şeyden evvel bir insanlık ve medeniyet hamlesidir. Medeniyete yeni ufuklar açmıştır. Bir cesedin, Bizans cesedinin kaldırılmasıdır diyor İstanbul fethi. Yani çürümüş, kokuşmuş, bitmiş, ondan sonra
bir Bizans devletini ortadan kaldırdı ve önünü açtı toplumu. Şöyle bir şey söylüyor. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Bizans nasıl orijinal Roma medeniyetinin barbar aşısıyla batıdan doğuya uzanmış bir Rönesans'sa, Osmanlılık da orijinal İslam medeniyetinin doğudan batıya uzanmış bir dirilişiydi, evet, diyor. Yani Cermenler nasıl yukarıdan geldiler ve o köhnemiş olan Roma'yı yıktılar ve orada böyle daha kabile toplumundan yeni çıkan sınıflı topluma geçen bir aşı yaptılar. Yani o kabile toplumunun aşısıyla o çürümüş olan medeniyeti, köleci medeniyeti ortadan kaldırdılar ve bir canlılık ve tazelik getirdiler. Aynı şeyi Türklerin Bizans'ı yıkması, evet, evet, la benzetiyor. Tabii bu İslam'ı bir medeniyet olarak onun karşısına, yani tabii, şöken bir medeniyete karşı yükselen bir İslam medeniyetini tabii koyması da sanıyorum. O da çok önemli. Doğru. Yani tabii Hikmet Kıvılcım'da bizden evvelki kuşaklarda tarihle çok fazla ilgilenmiş. Yani yalnız yakın modern tarih değil. Mesela Mihri abi, Mihri Belli, ondan sonra Mehmet Ali Aybar falan, o büyüklerimiz daha modern çağla ilgilenmişler. Demokratik devrimlerle falan. Ama daha eski tarih, kabile toplumundan sınıflı topluma, medeniyete geçiş gibi eski tarihle çok büyük emek vermiş, ilgilenmiş olan Hikmet, evet, Kılıcı'nı biliyoruz. Yine onun Osmanlı tarihinin maddesi. Evet. O kitabı da getirdi Kıvılcım'ın. Burada ise Fetih'in ötesinde bütün Osmanlı tarihiyle ilgili bir teorisi. Tabii ben bunu eleştirdim. Eleştirilerimiz de var, ayrı bir şey. Ama tabii büyük emeği var. O kitabınız da burada. Onu da ben getirdim. Osmanlı'dan bugüne evet, toplum ve devletti. O da var. Orada Kıvılcım'ın eleştirisi de var. Bir de biz şeyi basmıştık iki kez. Bu feodalizmden kapitalizme geçiş. Dop'un. İşte burada Takahashi var, Dop var, Sivizi var falan. Bu feodalizmden kapitalizme geçiş dönemini anlatan kaynak yayınlarından çıkmış. İşte burada da o kurucu kralların ekonomik zemini var. Yani Avrupa'da 14-15. yüzyılda kapitalizm gelişmeye başlıyor. Ama esas kapitalizm 16-17'den sonra büyüme. İşte o 16-17. yüzyıllarda kurucu krallar çıkıyor ve onlar büyük aristokrasiye karşı, büyük soylulara karşı kapitalistlerle, tüccarlarla birleşiyorlar ve o büyük soyluları kenara zayıflatıp merkezi devletler kuruyorlar. 14. Louis örneğinde olduğu gibi veyahut da 5. Henry İngiltere'de örneğinde olduğu gibi. Yani ve kapitalizmin gelişmesine hizmet ediyorlar ama şöyle kral olarak, yani bir feodal olarak kapitalizmin belli ölçüde de gelişmesine, evet, hizmet ediyorlar. Ama ne oldu? Büyüyen tüccarlar ve kapitalizm onları da yıkıyor ve demokratik cumhuriyetleri kuruyor. Aslında Fatih'in kurduğu model, Machiavelli'nin de işaret, evet, ettiği gibi, Batı'da hem feodal merkezi imparatorluğun yaşamasının önünü açmış. Çünkü mesela Fransa'da kralın, Louis'nin devleti birleştirmeden önce kendi topraklarında doğru düzgün seyahat edemediği yazılıyor. Güvenlik sıkıntısı yaşadığı için. Tabii güvenlik getiriyor kılıçla. Evet, hem güvenlik getiriyor hem de kapitalizmin önünü açıyor. Tabii. Yani iki ama açıdan da bir doğru, olumlu model olduğu tabii da. Yani Amerika'nın keşfinin de önünü açtığı söyleniyor. Çünkü ama işte, onlar rastlantılar. Evet. Bir de tabii Bizans'tan kaçan birçok bilim adamları, şunlar bunlar, tabii, sanat tabii adamları falan Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa ve orada Rönesans'da rol oynuyorlar. İzleyicilerimizden Erkin Etiken'in bir sorusu var. Sayın Genel Başkan, tarih sohbetinizi keyifle izliyoruz. İfade ettiğiniz gibi devlet aslında şiddet tekelidir. Ancak şiddet tekelini ele geçiren kimi yöneticilerin bu gücü kötüye kullanmaları ve yaşanan tecrübelerden sonra modern devlet teorisinde iktidarların sınırlandırılması ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 21. yüzyılda çağdaş hükümet sistemleri, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti kavramları bağlamında düşünceleriniz nelerdir? Bakın, kuvvetler ayrılığını eşittir demokrasi görmek veya kuvvetler ayrılığını ilerici görmek çok yanlış. Kuvvetler ayrılığı aslında bir feodalizmin bir kalıntısı.
Bugün de böyle hep kuvvetler ayrı, kuvvetler ayrı vurguları var. Neden öyle? Çünkü kuvvetler ayrılığı sonuç itibariyle yeni kurulan cumhuriyetin merkezi gücünü bölmek. Yani diyelim Fransız devrimi yapıyorsunuz. Üç tane kuvvet var. Yasama kuvveti, meclis, yargı, işte mahkemeler, yargılama yapıyorsunuz. Ve yürütme, hükümet değil mi? Şimdi Fransız devriminden sonra o devrimci dönemlerde kuvvetler ayrılığı yok. Jean-Jacques Rousseau'nun teorisine göre üçlü bir merkezi devlet var. Ve o merkezi devlet hem yasamaya hükmediyor, hem hükmediyor, hem yürütmeyi yürütüyor, hem de yargıya da hükmediyor. Ve Jean-Jacques Rousseau'nun teorisine göre kuvvetler bölünmez ve merkezi devlet olarak yeni süreci demokratik cumhuriyet açıyor. Kuvvetler ayrılığı teori ise şey tarafından getiriliyor. Eski kral taraftarları, yani en şey ileri uç örneği İngiltere. Yani kral gitmiyor. Yani apandisit gibi kral diyelim önemli kuvveti, kudretini kaybediyor falan ama her şeye rağmen kral tamamen gitmiyor. Ve aynı zamanda çok keskin ayrılıklar getiriliyor. Yürütme, yargı ve yasama arasına ve böylece merkezi devletin yani yeni gelen demokratik devrimci yönetimin bütün her şeye hükmedip, yani yasamaya da, yürütmeye de, yargıya da hükmedip ondan sonra kendi yeni düzenini getirmesine çelmeler takıyor. Onun için kuvvetler ayrılığının Montesquieu şeyidir, teorisyenidir. Ve Montesquieu yarı kralcı, muhafazakar bir teorisyendir. Ve yani Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau'nun diyelim şeyinde, siyaset bilimi tarihinde alternatifi karşısındaki adamdır. Yani Jean-Jacques Rousseau, merkezi, güçlü, yasamanın, yürütmenin, yargının tek bir otoritede toplandığı devrimci bir devlet modeli kurar. Ve Atatürk de Montesquieu'cu değil, Jean-Jacques Rousseau çizgisindedir. Ve dikkat edersek, bizim 1921 anayasası yani İstiklal Savaşı içinde yaptığımız anayasa kuvvetler ayrılığı değil, güçlü merkezi meclis hükümet sistemidir. Sonradan meclis hükümet sistemi de cumhurbaşkanı bile yoktur. Ama sonradan kralın bir kalıntısı olarak devlet başkanlığı çıkar. Evet. Bakın şimdi cumhurbaşkanlığı sistemiyle o da Türkiye'de devlet başkanlığı, hükümet başkanlığı birleştirildi. Tabii bu merkezi kuvvetler ayrılığının olmadığı sistem gericiliğin eline geçerse, mafyanın eline geçerse onun işine yarar. Ama devrimci bir devlet de sonuç itibariyle bütün erkleri, bütün kuvvetleri elinde toplayıp gericiliğe karşı devrimin yürümesi ve hüküm sürmesi ve toplumu değiştirmesi gibi büyük bir imkanı da sağlıyor o kuvvetler ayrılığının kuvvetler birliği. Onun için kuvvetler ayrılığı eşittir demokrasi fikri doğru değil. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin biraz yavaşlaması, çelmelenmesi, istikrar kazanması ve ilerici rolünü biraz bırakıp böyle oturması ve kendini koruması döneminde. Taşlaşma döneminde. Evet, evet, evet. Ama mesela kuvvetler İngiltere ne oldu? Kral hala duruyor. Evet. Japonya'da da duruyor. Hala duruyor. Hollanda'da duruyor. Hollanda'da Belçika'da duruyor. İsveç'te duruyor. Yunanistan'da bile duruyordu yakın zamana kadar. Gerçi onlar sonradan uydurma bir devlet kurdular. Başka da. Biraz kavramsal bir soru ama önemli evet. olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi imparatorlukların toprak elde etmesi iki kavramla hep ifade ediliyor. Biri fethi, biri işgal. Mesela şimdi elimde bir kaynak var. İkisi farklı şey tabii. İstanbul'un fethini istila, işgal kavramıyla açıklamış. Yani bu hepsi aynı kavram mı? İşgal, istila, hayır, fethi yoksa tarihsel bir şeyleri yani var orta mı? Orta çağda fetih devletler kurulduktan, milli devletler kurulduktan sonra da işgal. Yani bakın orta çağda işgal kavramı yok. Yani diyelim Emeviler veya Abbasiler fethetti.
Haçlı seferleri ve Batı açısından da işgal değil, fetihler var. Yani Orta Çağ'da fetih meşru bir olay. Büyük ve imparatorluklar kurulması, fetihlerin yapılması ilerici bir rolde oynayabiliyor. Mesela Cengiz İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu, İslam İmparatorluğu gibi ya da Roma İmparatorluğu gibi kısmen ilerici rollerde oynayabiliyor. Ama milli devletler oluştuktan sonra, milletler oluştuktan sonra bir milletin gidip öbürünü alanını, şeyini, yurdunu, vatanını ele geçirmesi buna fetih değil, işgal diyoruz. Mesela Naziler fethetmiyor, işgal ediyor. Amerika fethetmiyor, işgal ediyor. Onun için Orta Çağ ve ilk çağla ilgili kullandığımız kavram fetih ama modern toplumlarda kullandığımız işgal ve tabii işgalle fethin arasında mesela işgal gayrimeşru, fetih meşru oldu. Yani kavramların da tarihsel olduğunu tabii, görüyoruz aslında. Fetih ve işgal kavramları tarihsel. Çünkü mesela, zamanında bu tartışma da olmuş. Mesela Naziler Polonya'yı fethetti demiyoruz. Evet. Ya da Amerika işte bilmem nereyi fethetti demiyoruz. Japonya, Filipinleri fethetti demiyoruz İkinci Dünya Savaşı'nda. İşgal etti. Veya onları işgal ederken aynı zamanda bir ya savunma yapıyoruz diyorlar. İşte İngilizler Türkiye'yi işgal etti diyoruz. Fethetti demiyoruz. Hoşgörü kavramı da böyle bir kavram evet, değil mi? Tolerans, evet. Tolerans da feodalizmin hoşgörüsü. Yok. Yoktur. Feodalizmin hoşgörü diye bir şey yok. Ama ona, o zamana göre de merhamet bilmem ne var. Merhamet başka, hoşgörü başka. Feodalizmde merhamet var. Ama hoşgörü yok. Hoşgörü demokratik devrimlerle gelen bir kavram. Tolerans. Evet. Bu sosyal adalet kavramı da Osmanlı'da çok tartışılan bir kavram. Sosyal adalet diye kullanmak çok yanlış. Yani sosyal adalet de modern toplumlarda gördüğümüz bir şey. Yani sadaka. Evet, biraz o kültürü bugün yani meşrulaştırmak için tarihsel bir temel. Şeyler arasında ona sosyal adalet demeyelim de yani dengeler mümkün olduğu kadar böyle halkı çok ezilmemesi, rıza. Şimdi tabii bütün devletler rızaya dayanıyor. Değil mi? Rıza olmazsa yani bir devlete itaat rıza ile olmazsa sırf böyle kılıçla itaat, yani rıza ve itaat şey kılıç zor. İkisi beraber olması lazım. İtaat ve rıza. Yani biri kuvvetle itaat ettiriyorsun ama bir de nedir? Razı oluyor o otoriteye. Yani kendisi de razı oluyor. İdeoloji onu yapıyor, hallediyor. Yani diyelim Tanrı'nın yeryüzündeki padişahlar gölgesi dediğiniz zaman ya da Hristiyanlıkla buna denk düşen ideolojiyi koyuyoruz. Yani krallara tahtlarını, taclarını Tanrı verdi dediğiniz zaman sonuç itibariyle siz o tahta ve taca dokunamıyorsunuz. O rızayı oluşturuyor. Yani din o rızayı ve o kompromiyi, şeyi, konsensusu sağlıyor. Evet. Ama o rızanın dışına çıkarsan, isyan edersen bu sefer tepene kılıcı yiyorsun. O da itaati getiriyor. Yani tek başına rıza da mümkün. İki ayakta yani başına, bütün evet. Aslında mevcut devletlerde hem rıza hem itaat ikisini yani devlet olması için bir cebir olmasa. Ben şimdi demin biraz evvel Erkin arkadaşımızın şeyinde şiddeti biraz böyle suçlayan bir daha okuyabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Bir saniye bulayım hemen. İfade ettiğiniz gibi devlet aslında şiddet tekelidir. Ancak şiddet tekelini ele geçiren kimi yöneticilerin bu gücü kötüye kullanmaları ve yaşanan tecrübelerden sonra modern devlet teorisinde iktidarların sınırlandırılması ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 21. yüzyılda çağdaş hükümet sistemleri yani mesela bence vesaire. Burada kötüye kullanma falan gibi kavramlar değil de tarihsel sürece uyumlu bir şiddet kullandığınız zaman evet. Mesela diyelim kurucuların kullandığı medeniyet getiren diyelim Hazreti Muhammed'in kullandığı kılıç şiddet. O kılıçla siz neyi kuruyorsunuz? Ticaretin geliştiği, herkesin alışveriş yapabildiği, yağmanın önüne geçen
bir toplumu o kılıçla kuruyorsunuz. Haklı şiddet. Evet, haklı şiddet. Yani orada kötüye kullandı falan gibi kavramlardan çok bence tarihsel sürece uyan bir şey diyelim, ilerici diyelim şey, kılıç. Kılıcın ilerici rolü de var, gerici rolü de var. Tarihsel süreçler onu tanımlıyor. Mesela Atatürk'ün Yunan ordusunu denize dökmesi, o da şiddet ama şiddet. İlerici şiddet. Evet. Stalin'in şiddeti ilerici şiddet. Nazilere karşı. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda. O şeyin ayarı kaçırdığın zaman da tabii o ayrı mesele. Stalin ama şeye, Ivan'a bir eleştirisi var Atatürk, burada. Ha? Ne? Stalin Ivan'a bir eleştirisi var. Çok müthiş. Diyor ki korkunç Ivan'ın hatalarından biri 5 büyük Boyar ailesini yok etmemiş olması. Karanlık dönem hiçbir şekilde yaşanmaz diyor. Tabii şimdi doğru, çok şöyle doğru yani aslında. Sen diyor madem kral oldun diyor, madem diyor Rus çarlığını kurdun diyor, o öbür 5 tane büyük toprak yani büyük beyi o aileleri keseceksin ki diyor. Değil mi? Evet. Yani o tarihsel süreci ilerletin. Bu neye benziyor? Fatih'in şey emri vermesi. Yani kardeş katli evet. Fermanı vermesine. Yani bir takım feodal bölünme ve parçalanmalara izin vermemek. Yani bu sanki ne kardeşini katledi, vay ne zalim adam diyoruz diyeyim ama kardeş katli aynı zamanda neyi sağlıyor? Belki de on binlerce, 30 insanın ölümünü önlemiş oluyorsun. Çünkü o kardeşler arasındaki savaşlarda ne oluyor? On binler, hatta bazen çok daha büyük kuvvetler zayi oluyor. Hayatını kaybediyor. Bu da öyle bir eleştiri. Yani karanlık dönem yaşanmazdı bunu evet, yapsaydın doğru. diyor. Yani Stalin'in orada Eisenstein'a, şey Eisenstein diyorum, Ivan'a, Ivan yeterince şiddetli olamamış diyor Stalin. Oradan eleştiriyor. Evet, oradan eleştiriyor. Bu çok ilginç. Hakikaten tarihsel materyalizm dersi niteliğinde evet, bir görüşme evet, aynı zamanda. Evet. Mesela Molotov da şey diyor, yani Hristiyanlığın ilerici rolünü de görmek tabii, gerekiyor tabii, diyor. Tabii. Yani çok çok öğretici tabii, nasıl İslam'ın ilerici rolü var? Roma'da da Hristiyanlığın ilerici rolü oldu. Evet. Yani Roma'da köleler Hristiyanlığı benimsediler ve Roma İmparatorluğu'na karşı isyan ettiler ve evet iktidarı ele geçirip kendi devletlerini kuramadılar ama sonuç itibariyle o ağır zulüm ve yükü zayıflatan ve daha sonraki devletlerin zeminini hazırlayan süreçleri ateşlediler. Çok şey önemli. Evet. Şu şimdi Türk solunda ilginç bir şey var. Mesela siz söylediniz imparatorluk geleneğini küçümseme kültürü oluştu. Mesela aklıma şey geliyor. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanı. Göçebeliği kutsayan, sadece eşkıyalı değil göçebeliği de kutsayan bir şey. Mesela onu Kemal Tahir çok eleştirir tabii. Kemal Tahir de devlet anayla. Evet. Evet. Devletin ana rolü, devletin olumlu rolü vurgusunu yapar. Kemal Tahir daha doğru bir noktada duruyor yani, Yaşar Kemal'e göre. Yani o devletin rolünü anlamada da tabii Kemal Tahir. Ama devleti her zaman kutsarsan, yani gericileştiği tabii. dönemde de onu olmadık ilerici roller yüklersen yanlıştır. Bu, ama Kemal Tahir de tabii devlet ana falan nedir? Osmanlı'nın kurucu döneminde aynı... Evet. şey gibi Hikmet Kıvılcımlı büyüğümüz gibi Kemal Tahir de Osmanlı'nın kurucu dönemindeki ilerici rolünü devletin değil mi Devletana da anlatıyor Devletana romanında. Şu açıdan sordum bunu. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş dönemini hep göçebeliği daha doğrusu kabile kültürünü, kabile tam, kandaş kültürü. Tam kabileden kültürü. Geçiş demeyelim ama zaten büyük ölçüde çözülmüş kabileler. Zaten daha önce Göktürklerden itibaren bir sınıflaşmalar başlamış falan. Çok uzun bir süreç o. Yani böyle pat diye kapitalizmden sosyalizme geçiş gibi falan böyle çok kısa tarihsel süreçlerde olan değil. Yani Türklerin diyelim kabile toplumundan feodalizme geçişi milattan önce 1000'den başlar. Milattan sonra 2000 yıl. Evet. 2000 yıllık böyle atılımlar, gerilemeler, atılımlar. Yani her merkezi mesela diyelim Hunların kurulması, Göktürklerin kurulması, o tür Göktürklerin arkasından işte 9 Oğuzların ele geçirmesi, ondan sonra Kırgızların, ondan sonra Uygurlar falan. Onu her çözülme tekrar kabile toplumunun fışkırmasına yol açar.
arkasından gelen her merkezi imparatorlukta tekrar ticaretin gelişmesi, ekonominin gelişmesi. Yani onun için imparatorluklar eşittir ticaretin gelişmesi, ekonominin gelişmesi ve bir de daha az kan dökülmesi. Onu sağlıyor. O feodal bölünmeler, parçalanmalar tabii neyi getiriyor? Daha çok kan dökülmesini, merkez kaçın güçlenmesi, haydutluk, yağma falan o tür gelişmelere yol açıyor. O bakımdan o dönemlerde devletin ilerici rolünü çok iyi görmek, anlamak lazım. Yani o devlet düşmanı tavırlar tarihsel süreçlere uyan tavırlar değil. Peki şöyle bir soru sorayım. Yani böyle bir solculuk var. Her o durumda devlete evet. karşı devletsizliğin yanında olmak o tabii ilkelliğe kadar götürüyor. Anarşizm. Şeye bakmak lazım. Yani Nazi devletine karşı olacaksın. Faşist devlete karşı olacaksın. Veya çürümüş, kokuşmuş, bitmiş bir Osmanlı diyelim gelmiş. O devlet zaten yıkılıyor. Veya Bizans çürümüş, bitmiş, Fatih geliyor, yıkıyor. Veya Osmanlı devleti artık çürümüş, kokuşmaya başlamış, toplumun üstünde ağır bir yük haline gelmiş ve vatanı bile savunmuyor diyelim. Son işte Atatürk ne yapıyor? Onu yıkıyor. Yani Türk milleti onu yıkıyor Atatürk demeyelim de. Türk milleti onu yıkmaya zaten daha önce başlamış. Yani Abdülhamit zamanındaki o hürriyet mücadeleyle falan evet. oralarda başlamış. Bu noktaya değinmişken şimdi mesela TRT'de kuruluş Osman dizisi de yayınlanıyor. Abdülhamit dizisi de yayınlanıyor. Yani evet. bir yandan evet. İşte yani Osmanlı ilerici döneminin, filizlendiği evet, dönemin bir yandan tabii, çöktüğü dönemin doğru, şeyi de doğru. yani topluma ne mesaj? Tabii işte böyle bir şey tarihsel süreçleri anlamayan evet. mesela Hazreti Osman diyorum affedersiniz Sultan Osman'la veya da Fatih'le Abdülhamit'i aynı kefeye koyamazsınız. Fatih'le Yıldırım, Osman bunlar ilerici roller oynadı. Ama Abdülhamit artık tutucu. Yani Abdülhamit'te de bir Tanzimat reformculuğu var ama o şey reformculuk. Tanzimat reformculuğu feodal sistemi korumaya çalışan bir reformculuk. Ve kendi iktidarını. Ve o evet tabii ki kendi iktidarını. Ama nedir ona karşı olan Namık Kemallerle başlayan yani genç Osmanlılar, İttihat Terakki falan onlar ne? O Tanzimat'la savaşarak hürriyet, vatan o yeni idealleri ve modern devletin hem ideolojisini hem kurumlarını getiriyorlar. Evet. Bir de şu tezler var. Devlet toplumu yarattı. Ha. Yani başından beri devletli bir toplumdu. Evet. Bodun eşittir evet. milletti. Millet hep vardı. Kadimdi gibi tezler var. Onlara şimdi burada tavukla yumurtaya benziyor. Yani tavuk mu yumurtayı yarattı yoksa pardon. Çıktı. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? İkisi de doğru. Ama her toplumda burada bir ağırlık farkı oluyor. Yani devlet olmadan yani sınıflı toplumu kuramazsın, medeniyeti kuramazsın. Ama medeniyetin kendisi, yani o ticaretin gelişmesi, özel mülkiyetin gelişmesi, o medeniyet kurumlarının gelişmesi de devleti oluşturuyor. Yani devlet medeniyeti kuruyor, medeniyet de devleti kuruyor. Ama her toplumun tarihinde bu rollerdeki ağırlık farkları farklı. Mesela işte diyelim Japonlarda, Almanlarda, Türklerde, Ruslarda devletin kurucu rolünün daha belirgin olduğunu görüyoruz. Onun için mesela bizim Türk milliyetçileri de hep ne der? Yani Türkler devletçi bir toplumdur der. Mesela Ruslar için de geçerli. Japonlar ve Almanlar için de geçerli. O yüzden kapitalizmin gelişmesinde ne oluyor? İki tane model çıkıyor. Biri Fransız, İngiliz, Amerikan modeli gibi aşağıdan yukarı devrimlerle gelen bir kapitalizm. İngiliz, Fransız ve Amerikan, Kuzey Amerika devrimlerinde gördüğümüz gibi. Almanya ve Japonya örneğinde ise yukarıdan aşağı biraz devletten aşağı doğru bir gelen bir kapitalizm. O sosyalizme de yansıyor. Mesela Marx'ın işçi sınıfından tabandan yukarı doğru bir sosyalizmiyle işte Lassalle'ın, Rodbertus'un bizim Türk devrimini de etkileyen Liszt'in ondan sonra Fransa'da da Charles Rist'in, Almanya'da Liszt'in ondan sonra o devlet onların da devlet sosyalizmi.
Yani Marx'ın aşağıdan yukarı sosyalizmine karşı devletten aşağı doğru kurulan sosyalizm. Atatürk ve bizim Kemalist devrimcilerde hangisini benimsiyor? Devlet sosyalizmini benimsiyor. Yukarıdan aşağıya. Adını devlet sosyalizmi diyorlar zaten. Biz diyoruz, diyorlar ideallerimize devlet sosyalizmi yoluyla ulaşacağız. Değil mi Atatürk devrimciler? Peki bunda merkezi devletin, devlet geleneğinin rolü var mı? Tabii. Yani diyelim Japon, Alman, Çin, Rus, Türk toplumlarında merkezi devletin bir eski bir kurucu rolü var. İşte diyelim Çin'de Çin Seddi'ni yapıyor. Büyük şeyler, sulama kanalları yapıyor. Nehirleri kontrol altına alıyor vesaire falan. İşte Türk devletinde kervansaraylar yapıyor. Yani Ruslar'da yani belli doğu toplumlarında daha çok ki Almanlar ve Japonlar da bunun içinde. Yani tarihte devletin rolünün daha baskın olduğunu görüyoruz. Öbürlerinde ise sivil toplumun, yani merkezin dışındaki politik toplumun dışında, devlet örgütünün dışındaki işte ticaretti, ondan sonra özel mülkiyetin gelişmesinin daha aşağıdan yukarı devrimin daha etkin olduğunu görüyoruz başka toplumlarda. Teşekkür ederiz. Süremiz doldu. Çok tatlı olduk. Güzel bir sohbet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel böyle zaman zaman bu tür programlar yapalım. Evet. Tarih, kültür vesaire. Bir devlet programı yapma ihtiyacı oldu. Bir devlet yapalım. Evet. Devlet nedir? Ama onun cevabını 14. Louis vermiş. Devlet benim diye. Eta et moi. Devlet benim. Herkes devlet nedir diye aratırken ne aramayın da devlet benim. Fatih diye de yakışır o söz. Yani. Evet. Teşekkür ederiz katıldığınız sağ ol, için. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le kurucu hükümdarları bugün konuştuk. Herkese iyi akşamlar. Tabii krallar yerine hükümdarlar demek lazım. Çünkü kral daha Batı ve Hristiyan geleneğinde, evet. Hükümdar daha herkesi kucaklayan, evet. Kral. İyi akşamlar, iyi haftalar efendim.